İtopya.com. İtopya.com'da doğum günü süper doğum günü fırsatlarıyla geldi. Hazır sistemler, ekran kartları, notebooklar, monitörler ve daha fazlasıyla harika fiyatlar. İtopya.com internet sitesi, Acıbadem, Airport AVM, Beylikdüzü ve Söğütözü mağazalarında seni bekliyor. İtopya.com. İtopya.com'da doğum günü süper doğum günü fırsatlarıyla geldi. Hazır sistemler, ekran kartları, notebooklar, monitörler ve daha fazlasıyla harika fiyatlar. İtopya.com internet sitesi, Acıbadem, Airport AVM, Beylikdüzü ve Söğütözü mağazalarında seni bekliyor. Sözde taraftarımıza söylemek istiyorum. Hatay halkına bizi resmen deplasmanda değil de evimizde hissettirdiler. Playoff için çok önemli bir maç. İnşallah kazanırız taraftarımızın desteğiyle. Kazanacağımızı düşünüyorum. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. A phone in affection. I summon and dub it. Why you be all about my life? I'm making my way to the beach. I'm something for me with a nigga. I'm looking for my eyes. I'm looking for you. I'm looking for you.
win. Number one, thanks to the fans for coming out. Atmosphere was amazing. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Sonra zaten döndükten sonra Madrid'e iyice anladım artık. Ben de gelmek istiyorum dedi. Sonunda geldi. Italiano, condottiero, guerriero, signore e signori, ecco Leonardo Bonucci, ministro della difesa italiana. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Thank you to our fans to come to make a nice atmosphere. Like always, they follow us, they give us a lot of energy, and we are really grateful to them. Fenerbahçe'mizin milli mücadele döneminde işgal gücü güçleriyle ve onların kurduğu takımlarla yapılan müsabakalarda ülkenin umutlarını yeşerten, milli mücadeleye moral ve motivasyon olan, vatan sevgisini her kesime yayan, formasını giyen sporcularıyla cephede mücadele eden, Anadolu'ya silah ve cephane gönderen, vatanımızın kurtuluşunda ve de kuruluşunda en önde duranlardan biri olduğunu iftarla göreceksiniz. Artık maça giderken eve gidiyor gibiyim. Ailemin yanına gidiyor gibiyim. Öyle bir hissiyat oluşmaya başladı zamanla. Güzel bir his. Yani çok mutluyduk, çok gururluyduk. İlk başlarda tabii ki çok heyecanlıydık. Çok güzel bir iş çıktı diye sevinerek, gururla salonlardan çıktık. Çok heyecanlıyız. Bütün oyuncularla da konuştuk. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Bu kadar yoğun ilgi olması bizi çok gururlandırıyor, mutlu ediyor. Milli Mücadele filmi işgal döneminde 18 ile 23 arasında. Bence gelip seyretmeleri lazım çünkü hiç daha önce ele alınmayan bir perspektiften milli mücadeleyi aldık. Bir süre milli mücadele filmi oldu. Biz bunu farklı bir yerden anlattık. Dolayısıyla vay be diyecekleri, bilmedikleri bir sürü detay görecekler. Ben bunu çok önemsiyorum. Hem Fenerbahçe hem de geçmişte bu vatan için can vermiş herkese bir şeyler bırakmak istedik. Geleceğe bir belge bırakmak istedik. Umarım beğenirsiniz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Sizlerle olduğumuz için, paylaştığımız için çok mutluyuz. İyi ki buradasınız. Ben Ağacın Bozak'ta son sözümüz Fenerbahçe. Evet.
Abdullah Oğuz Bey. İyi bir, çok iyi bir Fenerbahçeli ve yıllardır bu filmin yapılmak pek çok insan istedi. Abdullah Bey hepsini layıkıyla yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. Çünkü hepimiz bu hikayenin bir kısmını biliyoruz ama biraz sonra göreceğiniz şekliyle kimse bilmiyordu. Onun için en büyük alkışı Abdullah Oğuz Bey'e. Hiçbir cebre ve istibdata boyun eğmeyin. Sadece zaferlerimizle değil, hürriyete bağlılığımız ve ilkelerimizle de gönüllere girin. Unutmayın. Fenerbahçe onu kuran bizlerin değil, milletin Fenerbahçesidir. Hello everyone, welcome. Today I will read your tweets about me. It's nice to see you here. Let's start. I think this is a GTA picture about me. I think looks cool. Nice one. I don't understand this one, but... You are solid and strong, like a tank, I think. Okay. I am a little bit shy to speak in Turkey, so I still make a lot of mistakes that I don't get tired in games. Yeah, sometimes I surprise myself also that I can run even in the 90 minutes. Ah, little Ferdi. Look similar. Yeah, very cute. Our translator is very bad in ping pong. Thank you, bro. Now it's time to... MVP.
iOS ve Android cihazlarda Fenerbahçe YouTube Lacivert paketi üyeliği için bu adımları izleyebilirsiniz. Fenerbahçe YouTube ekranındaki katıl butonuna tıkladıktan sonra sizin için oluşturduğumuz katıl bağlantısına tıklıyoruz. Karşınıza gelen ekranda Lacivert paket üyeliği için istediğiniz tarayıcıyı seçiniz. Bu ekranda Lacivert paketin ayrıcalıklarını görebilirsiniz. Lacivert paketi satın almak için katıl butonuna tıklayınız ve açılan ekranda ödeme bilgilerinizi girerek ödeme işlemini onaylayınız. Böylelikle siz de artık Lacivert paket ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. İtopya.com. İtopya.com'da doğum günü süper doğum günü fırsatlarıyla geldi. Hazır sistemler, ekran kartları, notebooklar, monitörler ve daha fazlasıyla harika fiyatlar. İtopya.com internet sitesi, Acıbadem, Airport AVM, Beylikdüzü ve Söğütözü mağazalarında seni bekliyor. Sözde taraftarımıza söylemek istiyorum. Hatay halkına bizi resmen deplasmanda değil de evimizde hissettirdiler. Money, the press will be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back.
Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. Playoff için çok önemli bir maç. İnşallah kazanırız taraflarımızın desteğiyle. Kazanacağımızı düşünüyorum. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. A full in affection. I summon and dub it. Why you be all of my life? Happy to see our fans and happy to win. Number one, thanks to the fans for coming out. Atmosphere is amazing. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Sonra zaten döndükten sonra Madrid'e iyice anladım artık ben de gelmek istiyorum dedi. Sonunda geldi. Italiano, condottiero, guerriero, signore e signori, ecco Leonardo Bonucci, ministro della difesa italiana. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Nice atmosphere, like always. They follow us. They give us a lot of energy, and we are really grateful to them. Fenerbahçe'mizin milli mücadele döneminde işgal gücü güçleriyle ve onların kurduğu takımlarla yapılan müsabakalarda ülkenin umutlarını yeşerten, milli mücadeleye moral ve motivasyon olan, vatan sevgisini her kesime yayan, formasını giyen sporcularıyla cephede mücadele eden, Anadolu'ya silah ve cephane gönderen, vatanımızın kurtuluşunda ve de kuruluşunda en önde duranlardan biri olduğunu iftarla göreceksiniz. Artık maça giderken eve gidiyor gibiyim. Ailemin yanına gidiyor gibiyim. Öyle bir hissiyat oluşmaya başladı zamanla. Güzel bir his. Yani çok mutluyduk, çok gururluyduk. İlk başlarda tabii ki çok heyecanlıydık. Çok güzel bir iş çıktı diye sevinerek, gururla salonlardan çıktık. Çok heyecanlıyız. Bütün oyuncularla da konuştuk. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Bu kadar yoğun ilgi olması bizi çok gururlandırıyor, mutlu ediyor. Milli Mücadele filmi işgal döneminde 18 ile 23 arasında. Bence gelip seyretmeleri lazım çünkü
hiç daha önce ele alınmayan bir perspektiften milli mücadeleye aldık. Bir sürü milli mücadele filmi oldu. Biz bunu farklı bir yerden anlattık. Dolayısıyla vay be diyecekleri, bilmedikleri bir sürü detay görecekler. Ben bunu çok önemsiyorum. Hem Fenerbahçe'ye hem de geçmişte bu vatan için can vermiş herkese bir şeyler bırakmak istedik. Geleceğe bir belge bırakmak istedik. Umarım beğenirsiniz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Sizlerle olduğumuz için, paylaştığımız için çok mutluyuz. İyi ki buradasınız. Ben Ağacında Olsak da son sözümüz Fenerbahçe. Fenerbahçe'de de yıllardır bu filmi yapmak pek çok insan istedi. Abdullah Bey hepsini layıkıyla yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. Çünkü hepimiz bu hikayenin bir kısmını biliyoruz ama biraz sonra göreceğiniz şekliyle kimse bilmiyordu. Onun için en büyük alkışı Abdullah Bey'e. Hiçbir cebre ve istibdata boyun eğmeyin. Sadece zaferlerimizle değil, hürriyete bağlılığımız ve ilkelerimizle de gönüllere girin. Unutmayın. Fenerbahçe onu kuran bizlerin değil, milletin Fenerbahçesidir. Hello everyone, welcome. Today I will read your tweets about me. It's nice to see you here. Let's start. I think this is a GTA picture about me. I think it looks cool. Nice one. I don't understand this one, but... You are solid and strong, like a tank, I think. Okay. I am a little bit shy to speak in Turkey, so I still make a lot of mistakes that I don't get tired in games. Yeah, sometimes I surprise myself also that I can run even in the 90 minutes. Ah, little Ferdi. Look, same again. Yeah, very cute. Our translate is very bad in ping pong. Thank you, bro. Now it's time to... MVP.
iOS ve Android cihazlarda Fenerbahçe YouTube Lacivert paketi üyeliği için bu adımları izleyebilirsiniz. Fenerbahçe YouTube ekranındaki katıl butonuna tıkladıktan sonra sizin için oluşturduğumuz katıl bağlantısına tıklıyoruz. Karşınıza gelen ekranda Lacivert paket üyeliği için istediğiniz tarayıcıyı seçiniz. Bu ekranda Lacivert paketin ayrıcalıklarını görebilirsiniz. Lacivert paketi satın almak için katıl butonuna tıklayınız ve açılan ekranda ödeme bilgilerinizi girerek ödeme işlemini onaylayınız. Böylelikle siz de artık Lacivert paketi ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. İtopya.com. İtopya.com'da doğum günü süper doğum günü fırsatlarıyla geldi. Hazır sistemler, ekran kartları, notebooklar, monitörler ve daha fazlasıyla harika fiyatlar. İtopya.com internet sitesi, Acıbadem, Airport AVM, Beylikdüzü ve Söğütözü mağazalarında seni bekliyor. Sözde taraftarımıza söylemek istiyorum. Hatay halkına bizi resmen deplasmanda değil de evimizde hissettirdiler. Money, the press will be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me
me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. Playoff için çok önemli bir maç. İnşallah kazanırız taraflarımızın desteğiyle. Kazanacağımızı düşünüyorum. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all about me? Happy to win. You're number one. Thanks to the fans for coming out. The atmosphere was amazing. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Sonra zaten döndükten sonra Madrid'e iyice anladım artık ben de gelmek istiyorum dedi. Sonunda geldi. Spor ve etkinlik salonundayız. Fenerbahçe Beko basketbol takımımız saatler 20.45'i gösterdiğinde Alba Berlin'i konuk edecek Koç Murat Didin'le birlikte maç öncesi değerlendirmelerde bulunacağız. Evet Koç, artık normal sezonun sonuna geliyoruz. Euroleague'de 34 hafta sürecek olan normal sezonda artık son 3 maç. Sıralamadaki son takım Alba Berlin'le karşı karşıya geleceğiz. İlk olarak neler söylemek istersin? Valla benim oğlum Berlin'de yaşıyor. Ben Almanya'dayken oralarda çok kaldım. Sonra çok hoşuna gitti. Orada da güzel işler yapıyor. Gayet mutlu. Derken bana şöyle bir şey söylüyor. Bunu mu alayım? Pardon. Ben Alba Berlin maçı günü Fenerbahçe maçına gidecekti. Diyorum ki bence bir senfoni orkestrası seyretmiş gibi bir şey. Berlin Senfoni Orkestrası. Sonucu belli. Güzel bir maç. Yani heyecan, bizimkiler iyi oynadı. Bundan ötesi olmaz diye sene başında söylüyordum. O da kabulleniyordu. Ve hakikaten böyle oldu. Çünkü baktığın anda tamam, ligin son 3 haftası. Yani bu sanki böyle, tabii maç başlamadan bitmez. Önce başlayacak, oynanacak, sonra bitecek. Fakat yine de bir maçın da her maçta bir kağıt üstü var. Kağıt üstüne baktığın anda yani Fenerbahçe Beko'nun getirdiği ve yükseldiği basketbol kalitesiyle uyuşmayan, çok da aşağıda kalan bir basketbol oynuyorlar. Yani Gonzalez baktığın anda, yani İspanyol, Alman da var mı onu bilmiyorum ama galiba tam İspanyol. Yani şimdi o Alman pasaportu olmasa bile Alman basketbolunun, Alman hayatının bir disiplininden toplar biraz daha dönüyor. Bir parça içeriyor ama onun da yani şurada biz bize samimi konuşursak şanssızlığı şey, hayatı Aitor Enes'le geçti. Yani ben de Aitor'la çok karşılıklı oynadık. Ama öyle bir zamanda gittik ki şeye, Alba'ya, Almanya'ya. Yani artık biraz unu elemiş, eleği asmış. Yani çocuklar oynasınlar, ben de burada antrenörlük yapayım gibi gitti. Zaten orada Alman seyircisi maçı 20 sayı geridesindir. Son üçlük girer, herkes ayağa kalkar ve alkışlarlar. 17 indiğinde onlar mutlu olurlar. Böyle bir yani spor sevgisi kabullenebilir bir tamamen bir takımdaşlık var. Netice onlar için çok sonra. Aytoy da bayağı uydu ve kaldığı süre içinde orada hiçbir yani basketbol inşası yaratmadı. Hiçbir şey. Kaç tane
Alba'da yayın yaptın, gittin, maçı anlattın. Alba Berlin ne yapar biliyor musun? Hele ait o zamanında. Tabii canım, yani en ufak bir katkı söz konusu değil. Kadrolar sürekli değişiyor. Süreklilik arz eden bir takım disiplini, takım kadrosu, bir rotasyon yok, düzen yok. Böyle bir durum. Ve bugün tabii bizim takımımızdan da bilgi vermek gerekirse, Marko Guduric bugün maç kadrosunda yer almıyor Fenerbahçe Beko'da. Bacağında bir ağrı hissettiği için bugün tedbir amaçlı maç kadrosunda olmuyor Marko Guduric. Evet. Ve Amin Nua bugün yine koç tercihinden dolayı maç kadrosunda olmayan bir diğer isim. Dijan Pierre Olimpia Milano maçında maç kadrosunda yoktu hafif sakatlığından dolayı. Bugün o döndü ve Şeymus Azer de bugün maç kadrosunda yer alan bir başka oyuncumuz koç. Yani bu ekip aslında tam Şeymus'luk oldu ve dediğimiz bütün yolu oradan çalımlayacak, potaya gidecek. İki tane kaşanarı, yani ben kısanın düzü ribandı yapma taraftarı değilim ama Alba'ya yapılır bir iki tane ribant. Ya, tabii bu şu demek değil yani. Maçı gayet relax oynamayacaksın ama bileceksin ki iyi oynadığın anda, yarattığın değerleri bugün de sahaya getirdiğin anda kazanılması gereken, şansının çok büyük olduğu bir maç. Ama ne olursa olsun tamamen şütörlerden kurulu bir takım. Yani tek amaçları, yani mesela Thomas'ı yolda görsen dersin basketbolcu mu? Tabii ki basketbolcu ama onun basketbolcu çocuğuna şey dersin, bak bu muazzam bu şütör. Yani hepsi atıcı. Yani diyor ki bir an önce gidelim, atalım ve dönelim. Eğer attığımızdan her zaman olduğu gibi yine Yellow bizlerle birlikte başarı dileklerini ve mesajını yine her zaman olduğu gibi bizlere aktardı. Koç tabi Alba Berlin'den bahsediyoruz. Matt Thomas'tan ve Hermansson'un özellikle iyi şutörler olduklarını söylememiz gerekiyor. Ama onlarda da Yani Wetzel, Tiemann ki önemli bir eksik bence. Wetzel, Tiemann, Gabriele Fucida ve Matteo Spagnolo. Spagnolo da bugün forma giyemeyecek. Ve Fenerbahçe Beko basketbol takımımızda ısınma periyodu için taraftarımızın alkışları eşliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda parkeye ayak basıyor. Evet koç, onlarda da önemli 4 eksiğin olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet, onlarda da 4 önemli eksik var koç. Wetzel, Tiemann, Gabriele Procida ve Spagnolo. Zaten Procida ve Spagnolo 27. haftadan bu yana forma giyemiyordu ama bugün Wetzel ve Tiemann'ın da oynamayacağı bilgisini aldık biz. Tiemann'ın oynamaması akşamın avantajlarından bir tanesi. Çünkü en azından top kontrolünü daha iyi yapıyor. Onun da yüksek, çok yüksek attığı akşamlar var. Yani Alba'yı şöyle tanımlamak mümkün. Alba sezonu kazanamaz. Sezonda maçlar kazanamaz zaten son sırada. Ama Alba sezon boyunca iki takımın feci canını yakar. Çünkü o akşam o mağlubiyeti, galibiyet mağlubiyet hizasında yazmamışsındır mağlubiyet tarafına. Yani seni o mağlubiyet sarsar, puanını alır. Ama yani bunun en önemli örneğini aslında geçtiğimiz hafta gösteriyordu herkese Alba Berlin. Anadolu Efes deplasmanında 85-84 kaybettiler. Son saniyede Hermansson'un muhtemelen herhalde antrenmanda öyle bir turnike atmaya kalkışsa koç, sen herhalde birkaç tur sağa koşma cezası verirdin. Biraz tembel diyeceğimiz turnikesi ve sonrasında gelen blokla maçı kaybettiler. İşte aynı dediğim gibi, yani hani bir takımı müthiş bir ceza keser. Anadolu Efes çok şanslı. Çünkü gerçekten o normalde basketle sonuçlanabilecek bir pozisyon. Onların da play'in, yani daha yukarıyı hayal etme umutlarını tamamen söndürebilirdi. Belki o basket Anadolu Efes'e öyle bir inanç verdi ki Baskonya maçında o hızla oynadılar. Ondan bu tip takımlardan maç öncesi korkmayacaksın, hazırlanacaksın ama maçta çekileceksin. Her şeyi nasıl savunma yapıyorsan, çünkü amaçları yok. Yani onlarda bugün el titreyen bir oyuncunun olması olağan dışı. Herkes rahat kaldıracak, atacak yani. Sosyalleri akşamda gerçekten yakabilirler. Ondan böyle bir akşam olacak. Ama Fenerbahçe Beko'nun oturtması gereken çok şey var.
Final Four yoluna hazırlanırken bir kere Anadolu Efes maçının planları buradan geçecek. O Milan maçının keşke o son topu, basketbolda keşke yok ama o kadar yakın biten maçlar var ki insana keşke dedirtiyor. Senin Milan'da olduğunda yani sizi mutlaka orada hani kar olduğunu sevmiyor ama müthiş üzüldünüz. Çünkü oradan galibiyetle dönüldüğü anda bu maç üstüne Efes'i aldığında belki Olympiakos'a kalmadan ev avantajıyla kapatabilirdin. Benim ısrarla inancım ilk dört çok değerli. Fenerbahçe ilk dörtte yerini alırsa hani bu son üç haftaya geldik güzel bir sezon diye işte 35 haftadır anlattığın hep beraber sen ben Kıvanç paylaştığımız inan Final Four'a kadar gider. Nasıl gider? Final Four'da benim inancım istiyorsan da söyleyeyim. Final Four'un 4 takımını söyleyeyim. Evet, herkes aslında bu aralarda özellikle NBA'de forma giyen Avrupalı oyunculara soruyorlar. Sosyal medyada takip ediyoruz. Euroleague'de kendi resmi hesaplarından paylaşıyor. Evet. Senden de ilk 4 takım yani Final Four'a kalacak 4 takım tahminlerini alalım koç. Bana kimse NBA'den sormadı ama bu çok, çok değerli. Ben haftalardır söylüyorum. Barcelona oynadığı basketbol beni mutlu ettiriyor. Yani ne oynadıklarını çoğunlukla onlar da biliyorlar. Barcelona'da bir yakın üçü de attıkları akşam iyi gözüküyorlar. Ama genelde kaçırdıkları maçlar, takımı idare ettikleri hemen hiç yok gibi. O üçünün, yani bugün Lapovitova'ya topu ver, Yavuz'a işler, tek baktıkları ne atacak? Onun yanında Kadiniç ile Yan Veseli gibi iki tane potansiyeli düşün. Onlar da o zaman kendi sayılarına yöneliyorlar. Ve ortaya tamamen bir düzeni ki yani Euroleague'de yukarıları oynuyorsak yüreğin olacak, yani kaliten olacak, düzenin olacak ama onun yanında mutlaka oyun kurucun olacak. Yani bir numara konuşamıyorsa yani bugün baktığın anda hani hep ilk geldiğinde bizler de garipsiyorduk yani neden atıyor Palaces diye. Ama baktığında şimdi topları kullanıyor, penetresini yapıyor, her maça 8-9 atıştırıyor. Bir anda kendini açtı burada. Bir numara katkısı onun yanında işte bugün Dejompierre sahada. Ondan da alıyorsun. Naci Raiz'den de alıyorsun. Ama bu Barcelona'da olmadığı için ben Barcelona'yı ilk dördün dışına koyuyorum. Yani mantıken kalmaları bence dışında hiç sürpriz değil. Koç öyle baktığın anda yani çok tecrübesiz. Euroleague'in ne kadar yönetecek koç ona da çok sağlıklı bir cevap veremezsin. Ondan Fenerbahçe'yi oraya alıyorum. Real Madrid'i alıyorum. Ve biraz da sürpriz diyeyim. Sürpriz demeyeyim de ikisinin birden katılmasını herkes tahmin edemeyebilir ama bence iki Yunan takımında Final Four'da olması bana sürpriz olmayacak. Evet yani hakikaten ilginç bir sezon yaşıyoruz koç. Bu arada bu play-in sistemi artık süremizin de sonuna geliyoruz ama bu play-in sisteminin de ne kadar doğru bir sistem olduğunu şu haftalarda çok daha iyi bir şekilde anlıyoruz koç. Çünkü geçtiğimiz yıllarda yani ilk 8 sıradaki takımların play-off'a kaldığı 1-8 oynandığı bölümde bu haftalar geldiğinde belki şu an işte 11, 12, 13 ve 14. sıradaki takımlar Anadolu Efes, Žalgiris, Milano, Partizan ve Valencia belki de şansları minimuma inmişti. Ama bu takımların tamamının halen daha önce play-in'in sonrasında play-off yapma şansları var. Bu ne biliyor musun? Bu işin ruhunu bulmak, bilmek. Kesinlikle sana şundan dolayı. Şimdi oranın CEO'su Mate Yunas. Yani Mate Yunas yıllarca Žalgiris'te zorlukları çekti. Žalgiris iflas ederken, bankrupt olurken takım aldı. Şehirden paraları derledi. O takım bir yere getirdi ama hep zorluğu yönetti. Zorluğu yönetirken de ilk 8 hep koptu gitti. Mutlaka aklına şu geldi. Ya buraya iki takım daha koysak. Çünkü o halde Žalgiris de oradaydı. Bodiraga o da sahanın içinden gelmiş. Yani bir işi bilenlerin yönetmesi gerçekten büyük bir avantaj. Ve getirdikleri de çok değerli. Çünkü 9-10'a can vermiyor. 11-12'ye de can veriyor. Evet. Demin yayından önce ne diyordun? 14. 14. Valencia şu an 14 galibiyette. 10. Anadolu Efes'in 15 galibiyeti var. 3 hafta var ya. Yani 2 hafta var. Onlar için tabii maçlarını oynadılar. Şu açıdan da iyi oluyor. Hala daha şansları devam ediyor. Herkes her maçına asılıyor. Yani bırak maçı olmuyor. Zaten üst taraftakiler o kadar rahatlamayınca üst taraftaki her maçta 6 maç oluyor. Çok güzel bir sistem. Yani herkese bence düşündürmeli.
nasıl sahada inovasyon, üreticilik, yaratıcılık değerliyse bu tip kuralları da eklemekte çok güzel alkışlamak gerekiyor. Koç, çok teşekkür ediyorum. Umuyoruz ki erkek basketbol takımımız Fenerbahçe Beko bugün Alba Berlin karşısında kazanarak ve galibiyetine bir galibiyet daha ekleyecek ve 32. maçında 20. kez kazanacak. Tabii maç öncesinde bize ayrılan sürenin Euroleague yönetiminin kulüp televizyonlarına tanıdığı sürenin de sonuna geliyoruz. Umuyoruz ki maçın ardından burada hem galibiyet röportajları hem de galibiyet değerlendirmeleriyle yine karşınızda olacağız. Euroleague özelin maç önü yayınını kapatıyoruz. Saatler 20.45'i gösterdiğinde sevgili Berke Gültekin ve Barış Yalçınsoy maç havasında karşınızda olacaklar diyelim. Maçın ardından görüşmek üzere. Hoşçakalın. İtopya.com. İtopya.com'da doğum günü süper doğum günü fırsatlarıyla geldi. Hazır sistemler, ekran kartları, notebooklar, monitörler ve daha fazlasıyla harika fiyatlar. İtopya.com internet sitesi, Acıbadem, Airport AVM, Beylikdüzü ve Söğütözü mağazalarında seni bekliyor. Sözde taraftarımıza söylemek istiyorum. Hatay halkına bizi resmen deplasmanda değil de evimizde hissettirdiler.
tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is... Playoff için çok önemli bir maç. İnşallah kazanırız, taraflarınızın desteğiyle kazanacağını düşünüyorum. Thanks to the fans for coming out. Atmosphere was amazing. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Zaten döndükten sonra Madrid'e iyice anladım artık. Ben de gelmek istiyorum dedi. Sonunda geldi. Italiano, condottiero, guerriero, signore e signori, ecco Leonardo Bonucci, ministro della difesa italiana. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Thank you to our fans to come to make a nice atmosphere. Like always, they follow us, they give us a lot of energy, and we are really grateful to them. Fenerbahçe'mizin milli mücadele döneminde işgal gücü güçleriyle ve onların kurduğu takımlarla yapılan müsabakalarda ülkenin umutlarını yeşerten, milli mücadeleye moral ve motivasyon olan, vatan sevgisini her kesime yayan, formasını giyen sporcularıyla cephede mücadele eden, Anadolu'ya silah ve cephane gönderen, vatanımızın kurtuluşunda ve de kuruluşunda en önde duranlardan biri olduğunu iftarla göreceksiniz. Artık maça giderken eve gidiyor gibiyim, ailemin yanına gidiyor gibiyim. Öyle bir hissiyat oluşmaya başladı zamanla. Güzel bir his. Yani çok mutluyum, çok. Hemen yan salona, büyük salona geçecekler ve Fenerbahçe Beko'yu desteklemek üzere tribünlerde yerini alacaklar. Evet, Kaptan Alper Onar şu anda taraftarın isteği üzerine takımı onlara götürüyor. Ve takım arkadaşlarıyla birlikte yine bir galibiyet selfisinde taraftarlarımız ve oyuncularımız buluşuyor sevgili seyirciler. Evet.
galibiyet sonrası kutlamalar sürüyor. Biz de galibiyetle ilgili oyuncularımızın görüşlerini sizlere aktaracağız. Buradayız, canlıdayız. Sevgili Sevgi yanımızda, günün başarılı isimlerinden biri Galatasaray karşısında galibiyet geldi. Seride 1-0 öne geçtik. Final yolunda ilk adım attık. Sevgi, neler söyleyeceksin? Bizim için çok önemli ve değerli bir maçtı gerçekten. Yarış final serisine galibiyetle başlamak tabii ki çok motive edici. Şimdi birkaç gün içinde tekrardan o tarafla bir sefer deplasmanda bir maç oynayıp yarı finale bitirmeyi istiyoruz. İnşallah oradan da galibiyetle ayrılıp finale çıkacağız. Çok kısa bir süremiz var. Kısa sürede iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Evet, yani Nisan ayında hem lig şampiyonluğu hem Euro lig şampiyonluğu gibi iki tane çok büyük hedefimiz var. Bu hedeflere de emin adımlarla ilerliyoruz. İlk adımı attık bugün. Tabii Final Four'a gitmeden önce adımızı finale yazdırmak, hatta final etabına da belki de başlamak mümkün olacak. Nisan ayını nasıl görüyorsun? Hazır takım gördük bugün bunu. Tabii ki bizim için her şeyin sonu bu ay özellikle. Finaller, yarı finaller, Final Four bizim için çok değerli bir ay. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum bütün sezon boyunca. Bu sezonda, yani bu ayda inşallah emeklerimizin karşılığını alıp galibiyetle, başarılarla bitiririz diye düşünüyorum. Ama tabii ki çok zor bir süre, çok kısa sürede çok fazla maç oynuyoruz, sakatlıklar yaşıyoruz. Ama kendimizi en iyi şekilde formda tutup maçlara çıkıyoruz ve galibiyetle ayrıldık. O yüzden de mutluyum. Çok tebrik ediyoruz. Elinize, yüreğinize sağlık. Başarılar diliyoruz bundan sonraki maçlarda. Evet, tabii bir yandan sporcularımız, taraftarlarla, özellikle kaptanımıza da çok büyük sevgi gösterileri var. Onlar da tabii ki kırmıyorlar taraftarlarımızı ve fotoğraf çekilmeye devam ediyorlar. Alperen'in de bu zorlu fikstürde görüşlerini almak istiyoruz. Kaptanımız tabii yoğun bir ilgi, yoğun bir sevgiye. Taraftarlar bugün tabii ki galibiyeti birlikte kutladınız. Evet, çok büyük yalnız bırakmadılar. Biz de onları kırmıyoruz tabii ki. Çok mutluyuz burada oldukları için. Bize inanılmaz güç oluyorlar. Bir de çok tatlılar. Bizim altyapımızdan oyuncular da var. İnşallah onlar da buralarda oynayacaklar. Böyle derbiler kazanacaklar. O yüzden onlarla ilgilenmek çok önemli yani bizim için. Hepsinin belki de rol modelisin, takımın kaptanısın. Gerçekten. Evet evet, bütün takım öyle. Örnek sporcularsınız ve onlara da aslında ışık tutuyorsunuz. Belki de yollarını aydınlatıyorsunuz. Başarılarınızla, örnek sporculuk kariyerlerinizle. Bugünkü maça gelirsek 83-66 derbide alınan bir galibiyet var. Ve finale giden yolda ilk adımı biz attık. Evet, aslında birazcık sıkıntılı başladık maçın başına ama sonradan açıldık, ritmimizi bulduk. Bizim için çok önemli şu an ritmimizi bulmak. Böyle maçlar oynamak da çok önemli çünkü önümüzde çok önemli maçlar var. Burayı inşallah şimdi Galatasaray'ın sahasında oynayacağız. Umarım oradan da galibiyetle ayrılıp sonrasında hem Final Four için hem de Türkiye Ligi finalleri için çok önemli maçlara çıkacağız. Bizim için çok önemliydi galibiyet almak. Seriye 1-0 getirdik. Hedefimiz orada 2-0 daha iyi bir basketbolla bitirebilmek bu seriyi. Sonrasında finallere ve Final Four'a odaklanmak istiyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Çok tebrik ediyoruz. Her şeyden önemlisi Final Four öncesinde sakatlıksız bir dönem diliyoruz hepinize. Çok dikkat edin kendinize. Çok önemlisiniz. Hepiniz çok değerlisiniz. İnşallah tam takım ve eksiksiz İnşallah. Bir şekilde gideceğiz Mersin'e. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok tebrikler. Evet, sevgili seyirciler, canlı yayında Fenerbahçe Alagöz Holding Galatasaray Çağdaş Factoring mücadelesinin ardından 83-66 kazandığımız maçın ardından kaptanımız Alper'in ve Sevgi'nin görüşlerini aldık. Her ikisi de salı günkü deplasmanda oynayacağımız maçı da kazanarak adlarını finale yazdırmak istediklerini dile getirdi. Final Four öncesinde ligde de emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Evet, biz Metro Enerji Spor Salonu'nda galibiyet sonrası yaptığımız yayını burada noktalıyoruz. Az sonra Fenerbahçe Beko Alba Berlin mücadelesi için Maç Havası programı karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.
Beto Balada. Fenerbahçe televizyon ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Fenerbahçe Beko Türk Hava Yolları Eurolig'in 32. haftasında Alba Berlin'i konuk ediyor. Biz de bu maçın anlatımında sevgili Barış Yalçınsoy ile birlikte olacağız. Barış abi maça basketle başladık. Hızlı bir giriş yaptık. Evet, hızlı bir başlangıç. Kazanmak istediğimiz, galip gelmek istediğimiz bir maça. Senin de söylediğin gibi basketle başladık. Yine Fenerbahçe Beko hücumu Nigel Davis'ten bir de 3 sayılık basket geldi. 5-0'la maça güzel bir başlangıç yaptık. Evet, maça sevgili Barış Yalçınsoy'un önünde söylediği gibi 5-0'lık bir seriyle başladık. Hem de yaklaşık 25 saniyede geldi yanlış görmediysen bu basketler. Şimdi de Alba Berlin. Hücumda sol forvetten boş bir 3 sayılık denemesi isabet. Yok, reboundu aldık. Nikolatis de yeniden Fenerbahçe Beko geliyor. Nikolatis. Sertaç boyalı alana devrildi. Sol dipte yine Nigel'ı bulduk. Nigel Davis bir üçlük daha. Bravo. Çok güzel bir başlangıç. Nigel Davis'in üst sayı çizgisinin gerisinden bulduğu iki isabet ve bir de boyalı alan isabeti. 8 sayının tamamında imzası var Nigel'ın. Bir kez daha Alba Berlin hücumu geliştiren taraf. Matt Thomas. Matt Thomas isabeti buluyor. İlk basket Thomas'tan geldi. Alba Berlin'de 8.45 var. İlk çeyreğin tamamlanmasına sol dipte bu kez Tyler Dorsey topu aldı. Yerde gelen bir faul düdüğü. Maçtaki ilk faul oluyor bu. Aynı zamanda Fenerbahçe Beko sosyal medya hesabında bu maçta biletlerin tamamen tükendiği bilgisi paylaşıldı. Karşılaşmanın başlamasına birkaç dakika kala Ataşehir'de de harika bir atmosfer var. EuroLeague normal sezonun tabii sonuna geliyoruz. Evet. Artık son 3 maç bununla birlikte. Dolayısıyla taraftarlarımızın da Nigel 10 oldu. Yoğun ilgisiyle karşılaşmalar, özellikle iç sahadaki karşılaşmalar devam ediyor. Nigel'dan bir basket daha geldi. 10'a 2, 10 sayının tamamı Nigel'ın. Evet, yani 1,5 dakikada EuroLeague tarihinde 10 sayı atan bir oyuncu var mıdır acaba? Muhtemelen bu bilgi de sosyal medyada karşımıza çıkacaktır. Bir cümleden daha boş döndü bu arada. Alba Berlin'in orta mesafe atışında isabet yok. O noktada şutun sahibi Olinde'ydi. Ribandu Nikolatis'i aldık. Nigel Davis çembere gitmek isterken faul yapıldı Nigel'a. Yani şu an Nigel alev alev yanıyor. 10 sayıyla başladı karşılaşmaya. Kenardan Nikolatis oyunu başlatacak. Nigel Davis. Tepede Pierre. Jean-Pierre bir an için boş kaldı. Şut kullanmadı. Bir kez daha Nikolatis. Yeniden verdi Pierre'e. Pierre'den ekstra Tyler Dorsey. Sol forvetten Tyler Dorsey'in atışına isabet yok. Nigel Davis son müdahale kimden? Evet. Bravo Nigel. Topu rakibine çarptırdı ve Fenerbahçe'mizde kalacak top. Çember altından oyunu başlatacağız. Dorsey de bomboş. Şut şansını bulmuştuk. Orada iyi çevirdik. Evet. Topu boş pozisyonda bulduk. Tyler'ı ama isabetli değildi şutu. Çok güzel yine bir pot altı oyunu. Boyalı alanda Sertaç'la topu buluşturduk ve o da smaçla bu pozisyonu tamamladı. 12-2 evet, oldu. 12-2. 10 sayı fark. Güzel bir başlangıç oldu. Hızlı bir başlangıç oldu. Bakalım maçın kalan bölümünde de umarız bu keyifli oyun devam eder. Bir sayı gördük. Evet. Çemberimizde Martin Hermansson'un attığı basket. 4. sayısı oldu bu da. Alba Berlin'in yine bir Fenerbahçe Beko hücumu. Şimdi Nigel dışarıya doğru çıkarmak isterken savunma araya girdi ama karşılaşmanın
evet, hakemlerinden bir top kaybı olarak karar geldi. Doğruyu. İstediği pası atamadı. Dip çizgideydi aslında. Nikolates onunla topu buluşturmak istedi ama olmadı. Şimdi savunmadayız. Hermansson yine geldi. İçeriye doğru yöneldi. Dışarıya çıkardı. Bir kez daha aldı. Serbest atış çizgisinin olduğu noktadan atışı isabetli değil. Rebound. Tyler Dorsey de kaldı. Haydi şimdi yeni bir hızlı hücum. Bastık frene. Nikolates'le pas alışverişi. Nikolates'le top. Şimdi çok yine boyalı alanda bir kez daha Sertaş'la topu buluşturduk. Ve bir basket daha. Aldırdı. Bu kez smash basket değil. Ama basardı bir önceki hücumun aynısıydı. Evet. Bir önceki pozisyonda Nigel'di galiba pası veren. Bu kez Nikolates asisti yaptı. 14-4'te de molaya gitti Alba Berlin. Evet, çok erken mola aldırmayı başardık televizyonlarını. Mola aldırdık değil mi? Televizyon molası evet, yok televizyon molası. Hem televizyonların hem de radyolarını yeni açan taraftarlarımıza bir kez daha hatırlatalım. 14'e 4'lük bir üstünlüğümüz var Alba Berlin karşısında. 14 sayımızın 10'unda, hatta ilk 10 sayımızdan Nigel Davis'in, son 4 sayımızda da Sertaş Canlı'nın imzası var. Yani karşılaşmaya gerçekten çok çok güzel başladık. Savunmada da iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Şimdi Alba Berlin'i 4 sayıda tuttuk ama hani hiç atış şansı vermedik mi? Verdik. 5 denemede 2 isabet bulmuşlar. Ama bu denemeler gerçekten zorladığımız şutlar. Kaçırdıkları şutlarda da bunu gördük. Orta mesafe atışları gerçekten pas veremediklerinden dolayı denedikleri atışlar. Hem hücumda hem de savunmada çok istekli, çok konsantre bir Fenerbahçe beko var bence. Evet, kesinlikle öyle. Dikkat edilmesi gereken bir karşılaşma. Rakibin sıralamadaki yerine baktığımızda, galibiyet, mağlubiyet sayısına baktığımızda evet, hani son sırada yer alıyorlar vesaire. Ama bu karşılaşmalarda dikkat edilmesi gereken nokta özellikle savunma konsantrasyonunu belki evet, kaybetmemek gerekiyor. Hani iç saha maçı olması tabii ki ekstra bir avantaj bizim için bu akşam ama savunma konsantrasyonumuzu maç boyunca korumamız, kaybetmememiz gerekiyor. Aynı şekilde senin de söylediğin gibi başladığımız gibi sert savunmayla konsantre bir şekilde bu maçı götürmemiz lazım. Çünkü bu tarz maçlarda istemediğin bir duruma gelebilir evet, her maç. Bir anda. Dolayısıyla bunu yaşamamak adına böylesine de güzel bir atmosferde taraftarlarımızın tamamı dolu koltuklar eşliğinde takımı desteklediği bir akşamda. Evet, molanın ardından karşılaşma başladı. Savunmadayız. Alba Berlin hücumu, çemberden seken top. Bizde. Rebound mücadelesi. Evet, top bizde. Bizde kaldı top. Matt Thomas topu çeldi. Ama onun müdahalesi yeterli olmadı. Top kenardan dışarıya çıkmıştı. Şimdi oyuna yeniden başladık. Ve Nikolates yine aldı topu. Hücum bölgesine taşıdı. Bakalım bu kez nasıl bir hücum seti çizdik. Nigel atışı isabetli değil. Rebound savunmada kaldı. Şimdi savunmadayız. Schneider'le Sertaç ikili mücadelesinde Sertaç'ın eli uzatmasıyla birlikte faul düdüğü de hemen geldi. Ardından da bir oyuncu değişikliği. Sertaç kenara geldi. Motley oyunda. Motley oyuna girdi onun yerine. Tek değişiklik yaptık değil mi? Yani orada evet, Sertaç an yakın planda çekim varken acaba dedim ikinci bir oyuncu daha girdi mi? 14-4. 6 evet, dakika 7 saniye var. İlk çeyreğin son ermesine. 10 sayılık üstünlüğümüz var. Şimdi kenardan topu oyuna sokacak Alba Berlin. Orada da bir oyuncu değişikliği var. Evet, Kumadze girdi. Bu arada Olin de alır almaz atışında isabet yok. Reboundu alamadık. Hücum reboundu sonrasında basket. Alba Berlin'de geliyor. Basketi bulan isim Tim Schneider. 14-6 farkı 8'e indirdi Alba Berlin'in. Nigel Davis'te bir kez daha hücumdayız. Sol forvete Nikolates. Nikolates. Monte'nin perdesini kullanamadık. Son 8 saniye Motti bu kez solundan geldi. Perdeyi kullandı Nikolates. Karşısında Kumadze kaldı. Ters eşleşmede Motti indirelim. Son 2 saniye. 1 saniye Dişan Pierre'den üstelik isabet. Bravo Pierre. 2 saniye kala gelen üçlük. Farkı 11'e çıkardık. 17-6 3 sayı çizgisinin gerisinden bir isabet daha bulduk. 4'te 3 olduk. Çizgi gerisinden şimdi savunmadayız. Matt Thomas.
Hermansson, Tyler Dorsey var karşısında. Kendi bitirmek istedi yüksekten. İyi bir basket. Hermansson'dan 17-8. Onun da dördüncü sayısı. 8 sayının dördünde imzası var. Nikolaitis'te son 5 dakikaya giriyoruz. Jonathan Mott elden teslim. Tyler Dorsey perdeyi kullandı. Dorsey orta mesafede sahana adımlayarak atışında isabet var. Bravo Dorsey. Hücumda iyi işler yapmaya devam ediyoruz. 19. sayımız geldi. 4.45 kala Alba Berlin karşısında ilk periyotta. Hermansson Kumacı'nın perdesinin tersine gitti Hermansson. Şimdi Kumacı'yı düşündü Jonathan Motti. Çok güzel girdi araya. Haydi hızlı çıkalım. Bıraktı Nigel Hayes'e. Nigel Hayes. Nigel Hayes yayın gerisinden bir isabet daha. Nigel Hayes. Çok net 22-8. Geldi. 22-8. Çok topu aldıktan sonra topu yere vurdu. Adımını aldı ve direkt 3 sayılık basket. Hemen ardından hızlı da. Hızlı bir basket. Hermansson'dan. 2 sayılık isabet. 6 oldu Hermansson'da. Alba Berlin'de en skorer isim. 22-10. Son 4 dakikaya giriyoruz. 6 dakikada 22 sayı bulduk. Nikolaitis. Bu kez sol forvete Pierre'i bulduk. Dijon Pierre. 3 sayılık denemesi isabet yok sonrasında. Rebound Olinde'de kalıyor. Hermansson. Kumacı'nın perdesini kullandı Hermansson. Bir pas ve iki çembere gitti. Kendi atışında isabet yok. Rebound aldık Nikolaitis'e. Yine hızlı getirdi topu Nikolaitis. Nikolaitis koridorda buldu. Nikolaitis turnike basket. Çok güzel. Nikolaitis neler yaptı? Güzel. 4'e 1 giderken 2 hatta 3 kişiyi birden oyundan düşürdü gerçekten yani. Müthiş. Müthiş bir basket. Nikolaitis'ten ilk sayılarını buldu. 3 reboundu, 4 da asisti var. O da maça çok iyi girdi. Şimdi iyi savunmayı sürdürmemiz lazım. Hermansson pasını aktardı. Thomas bir şut fake'i. Thomas 3 sayılık isabet. İlk üçlüğü bu. Matt Thomas da geliyor Alba Berlin'in. 24-13. Fark 11. Nikolaitis perdeyi kullandı. Motley bir kez daha solundan geldi Kalatis'in. Şimdi sol forvette Tyler Dorsey. Son 8 saniye Dorsey birebir oynadı. Soluna adımlayarak atışında isabet yok. Ama faul var evet. 3 serbest çok atış güzel gelecek. Müthiş. Bir de 3 artı 1 olsa daha iyi olurdu tabii. Hani belki 3 artı 1 olmayacak gibiydi ya. Yani bir tık kısa kaldı. Orada bir pas istedi o pozisyon. Evet. Bir pas vermesi lazımdı. Kendi oynamak istedi. Hani şut faul ile birlikte kaçtı. Faul Dorsey'i kurtardı değil mi biraz? Çünkü evet, biraz evet, hızlı evet bir karar verdi aynen orada. Öyle. Dorsey'i kurtardı bu faul. Bu arada Tarık Biberovic oyunda. Dijon Pierre kenarda. Dorsey'nin ilk atışı isabetli. De 2 atarsa kalan atışlarda 3 dakika kala 2.56 kala 27 sayı ulaşmış olacak Fenerbahçe Beko. 26 olduk. Bir atış daha gelecek Tyler Dorsey'den. Bu karşılaşmadan yaklaşık birkaç dakika önce Fenerbahçe Alagöz Holding'de yarı final serisi ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-66 mağlup etti. Yarı final serisinde 1-0 öne geçtik derken 3'te 3 olursa 27 olacağız demiştim. 3'te 2 attık. Maalesef ki son atışta isabet yok. Skada Wilbekin. Bu arada ilk kez oyunda Tyler Dorsey kenara geliyor. 4 sayıyla kenara geldi. Dorsey 26-13'lük üstünlüğümüz var. Kenardan oyunu başlattı. Justin Bean. Alba Berlin hücumu Bean. Samar. Dışarıda aldı topu. Perdeyi de kullandı. Kumacı'ya var solunda. Orta mesafe atışında isabet yok. Rebound almayı başardık Tarık'la. Bravo Tarık. Tarık'tan Nikolaitis'e. Galatis Motti'nin perdesini kullandı. Şimdi Tarık bir ekstra pas. Nigel şut gösterdi. Kullanmadı. Solun adımladı. Zor bir deneme. İsabeti bulamadık. Rebound'u çelemiyoruz. Rebound'u alamadık maalesef ki. Hızlı geldiler. Tarık topu bravo elden çalmayı Tarık başardı. Bravo Tarık. Bas frene Tarık. Şimdi bastı frene. Bıraktı topu Nikolaitis'e. Nikolaitis. Tepede Jonathan Motley. Wilbekin perdeyi kullandı. Wilbekin bıraktı Tarık'a. Tarık bir an bekledi. Tarık Biberovic atışında isabet yok. Reboundu alamadık. Boş pozisyondan isabet bulamadık. Thomas. Kumacı. 12 dakikaya girdik. Evet 13 sayılık üstünlüğümüz 13 var. 13 sayılık üstünlüğümüz var. Savunmadayız. Burada Wilbekin çok güzel bir pas arası yaptı. 4. top kaybına zorladı ve yeniden hücumdayız. Nigel Wilbekin geldi.
de aldı. Bir kez daha Nigel'a verdi. O içeriye doğru yüklendi. Atışı isabetli. 28-13. 15 oldu 15. ya. Sayısını attı Nigel. 1,5 dakika kaldı. Ama hemen arkasından bir basket daha gördük. Üstelik basket. Sterling Brown. Çemberimizde Sterling. Üstelik basket atan isim. Hızlı bir maç. 28-16, 12 sayılık üstünlüğümüz var. 1 dakika 11 saniye. Şimdi Fenerbahçe Beko'da Nikolaides çıktı. Yan Madaro'nun yerine oyuna giriyor. Pot altından top oyuna sokacağız Tarık'la. Tarık Yan Madaro'ya basını aktardı. Amadar, Nigel bir kez daha 3 sayılık atış isabetli. Bravo Nigel, 18 oldu. 18. sayısı müthiş bir başlangıç. İlk çeyreğe damgasını vurdu. Artık son 1 dakikanın da içerisindeyiz. Aynı zamanda da savunmada Fenerbahçe Beko. Oh. Çok güzel, boş bir çok kolay basketti ama evet. Atamadı. İyi de oldu. Çok iyi oldu. Savunma ribaundunu Motley aldı. Topu. Basket bir defa. Müthiş. Bravo. Savunma ribaundunu aldı. Ağır tamam. Adımlarla diyeceğim. Hani evet. Onun ağır adımları ne kadar ağır oldu bilmiyorum büyük ama. Büyük adımlarla geldi. Evet. Geldi basket faul. Ve basket faulle turnike basketli işi bitirdi. Bravo. Bravo gerçekten bravo. Nigel S. Davis de çeyrek sonunda kenara geliyor. İnanılmaz bir alkışla geliyor tabii kenara. 9 dakika 20 saniye. Dalba Berlin'in 16, Nigel S. Davis'in ise 18 sayısı var. Haydi Motti. Tek atışında isabet var. Evet, bunda da isabet var. 34-16 oldu. Maçta durum 18 sayıya çıktı fark. Şimdi savunmadayız. Haydi sayı yemeden bitirelim. Bu çeyreği. Top kaybı. Bravo. Evet, bir de top kaybı geldi. Orada Motley'in Nikic topu oyunda iddialı tutamadı. İddialı savunması. Evet. Evet, Nikic topu tutamadı. Motley'den korkmuş. Yani çok öyle iyi bir geldi. Karşılamış ki. Evet. Evet, evet, çok iyi geldi. Şehmus da bu arada. Hücumdayız. Şehmus az önce oyuna dahil olmuştu. Şehmus Azer son hücumumuz olabilir. İlk çeyrekte maalesef ki top kaybı. Ayağına çarparak dışarı çıktı top. Faul beklemiştik ancak o düdük gelmedi. Bu çeyrekte yalnızca bir faul yaptık. 15.7 saniyede hücumu faullerle yavaşlatabiliriz. Bakalım nasıl bir savunma gelecek. Yakın savunma var Yan Madar'dan. Evet, ilk faul geldi. 10.7 saniye kala Yan Madar. Faulü yapan isim Samar. Topu getirirken Madar'ın faulü var. Kenardan oyunu başlatacak. Şimdi Samar'la Alba Berlin. Giga Samar. İyi savunduk. Bu arada çember altına bir pas. Sonrasında smaç geliyor. Son 7 saniye. Haydi basketle bitirelim. Wilbekin 4 saniye. 3 saniye. Wilbekin bıraktı Motti'ye. Tepede Motti. Bir şut fake. Üçlük mü gelecek yoksa? İsabeti bulamadık. Güzel bir deneme. Maalesef isabetle sonuçlanmadı. İlk çeyrekte 34-18'lik Fenerbahçe Beko üstünlüğü var. Yani ilk çeyrekte 34 sayı bulmamızı mı konuşsak? Tek top kaybı, iki top kaybıyla bitirdiğimizi mi konuşsak? Yoksa Nigel'ın 18 sayısını mı konuşsak gerçekten? Nigel'la başlayalım. Nigel'la mı başlayalım? Evet, yani 18 onu sayı sağ içinde 9'da 7. 4 üçlük 3 ikilik. 18 evet. Sayı var. 10 sayısını zaten üst üste attı. İlk 10'dan geldi. Evet, doğru. Başladı. 2 sayılık basket ardından 2 tane 3 sayılık basket derken bir tane zaten belki. O evet. Aldı ve yürüdü. Gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptı. Biraz da oyunda onun hani bu skor üretmesine İzin uygundu. Top iyi noktalarda onunla buluştu. Ve karşılığını verdi o da. İyi bir başlangıç yaptı. Bundan sonraki bölümde de umarız devam eder. Tabii onun dışında tek faul yaptık değil mi biz? Değil mi? İki yaptık ama o çeyreğin bitimine 10 saniye kala hücumu kesmek için. Biraz. Evet yani savunmada da o anlamda tabii. İyiydik yani. Tabii. Hani faul yapmadan 9 dakika 50 saniye tek faulle 18 sayı yedik. Büyük oranda da çemberi tutarak yani
çeyreği geride bırakıyoruz. Güzel bir başlangıç oldu. Kesinlikle yani güzel bir başlangıç oldu. Barış Alçınsoy da program içinde aktardı aslında. Hani Alba Berlin 5 galibiyet almış. Ligin son sırasında bir iddiası yok tamam ama yani bu Alba Berlin son EuroLeague maçında Efes'e bir sayıyla mağlup oldu. Anadolu Efes'e ki o Anadolu Efes'e şu anda maç öncesinde 10. sırada yer alıyor. Onların da play'in iddiaları var. Önümüzdeki hafta Cuma günü iç sahadaki son maçımızda, normal sezonun son maçında Anadolu Efes'i konuk edeceğiz. Taraftarlarımızı da o maça davet etmiş olalım. Normal sezonda iç sahadaki son maçı olacak Fenerbahçe Beko'nun çeyreğin oyuncusu tabii ki Cuma de. Cuma günü oynanacak değil mi o maçta? Cuma evet, günü Cuma günü. Önümüzdeki hafta evet. Cuma günü. Salı günü de önemli bir maç var bu arada. Şu anda yanlış mı söylüyorum? Beşiktaş maçı da Salı günü olması lazım. Hı hı. Onu da bir yandan teyit edeyim. Tabii Fenerbahçe Beko'nun ligdeki erteleme maçları, lig maçları da bir yandan tabii devam ediyor. Yoğun bir fikstür içinde erkek basketbol takımımız. Üst üste önemli maçlara çıkacağız. Hem EuroLeague'deki sıralamamız belli olacak hem de ligdeki sıralama yarışımız devam edecek. İkinci çeyreğe Alba Berlin hücumuyla başlıyoruz. Evet bakalım şimdi ikinci çeyrekte neler olacak, neler göreceğiz. Savunmada topu çalarak başladık. Güzel. Tarık'tan iyi savunma. O noktada Sterling Brown'a top aldırmadı ve top kaybı geliyor Alba Berlin'den. Hemen bir top kaybıyla başladı rakip. Bu bizim için iyi. Şimdi yeniden topu hem rakip yer alan hem de hücum setine taşıyacağız. Motley topu taşıdı. Destina da oyunda bu arada. Destina Madar'a pası verdi. Madar boş pozisyonda bir arkadaşını aradı. Scotty Wilbeck'in boyalı alanda Motley ile buluşturdu topu ve bravo. Dönerek atışı isabetli. Müthiş. Beşinci sayısı oldu. Bu da Jonathan Motley'in 36-18. Şimdi oh. Savunmadayız. 30 alanda evet, Scotty Wilbeck'ine çalınan bir faul var. Matisse yaptığı pozisyon sonra, müdahale sonrasında ama orada enteresan da bir pozisyon. Hani net bir faul var demek de zor. Matisse düşünce biraz. Evet. Oyunun düşünce arkasından tabii Wilbeck'in de yuvarlandı diyelim. Şimdi potamızın altından topu oyuna soktu. Alba Berlin oyuncular savunmadayız. Şut atışı sabitli değil. Bravo Motley. Savunma ribaundunu aldı. Motley. Ve topu hemen hızlı bir şekilde rakip alana taşıdı. Yan Madar'a pasını verdi. Yan Madar bakalım ne yapacak? Bravo Tarık Biberovic. O dışarıya çıkardı. Madar içeriye yüklendi. 3 saniye düdüğü geldi. Motley için. ...36-18. Devam ediyor karşılaşma. Olacak. Yan Madar'ın hızına bazen yetişmek evet. Zor. İstekli başladı o da. Hı-hı. Yeniden savunmadayız. Rebound. Brown. Üstelik atışı isabetli. Sterling Brown'dan geldi. İkinci kez üstelik basketi bulmuş oldu. Bu sayıyla birlikte Yan Madar, Tarık, Motley, Wilbeck'in İçeriye doğru yüklendi. Boyalı alanda. Motley. Atış isabetli. Bence faul de çıkardı bunu. Evet. Bir basket faul gelmeliydi orada ama. Güzel. Pota altından Motley ile özellikle onun oyunda kaldığı süre içerisinde şu ana kadar bunu söyleyebiliriz. Bu oyunu oynayacağız gibi. Bizde. Ayakta müdahale ama kimin ayağına çarptı? Bence ayakta bizde. Ayakta müdahale mi yoksa ya orada çarptı. Faul mu çalındı? Çalmış evet. Top son olarak da yani Alba Berlin'den çıkmış ama faul diyor. Evet. Wilbeck'in ikinci faulü. Erken 1-2 kötü oldu. ...38-21. 2 dakika geride kaldı belki. Evet 2 dakikada. Değil mi? 34-18'lik. 38-21 oldu şimdi skor. 3 sayılık atış. İsabetli.
Uzak mesafeli bir atıştı Delo'dan. Savunmada da beklemedik aslında. Hani. Evet, o atışı beklemedik. Atışı. Bu arada evet. Wilbeck'in içeri doğru yüklenirken Mante Delo geldi. Delo faul yapan isim burada. Wilbeck'ine ...8-24. Sen yayının hemen başında söylemiştin. Tribünler gerçekten muhteşem. Taraftarlarımızın tezahüratları eşliğinde. Evet. Oyuncularımız sahada. Maça devam ediyorlar. Hücumdan boş döndük. Şimdi savunmadayız. Wilbeck'in Matisse'yi savunuyor. Oyalı alana pasını atmak istedi. Yani Madar'ın müdahalesi. Top dışarıya çıktı. İyi savunma. Güzel. Evet. Önden iyi savundu. Ama hücum devam edecek. Bakalım. Hı-hı. Kalan sürede iyi savunmamız evet. Lazım. Delo'ya oyalı alanın topu almasına izin vermedi. Hakem üçlüsünün bir toplantısı var bu arada. Pozisyonun sonrasında oyuncular arasında yaşanan bir gerginlik var zannediyorum ki. İzlemeye gidiyorlar. Değil mi? Sanki orada evet. Oyuncularla alakalı bir... Biz tekrar izlediğimiz için göremedik o RBD'yi ama... Şu anda en azından sahada bir gerginlik yok. Ne yaşandı acaba? Biz de yayıncı kuruluş ekrana getirdiğinde ilk kez izleyeceğiz pozisyonu. Evet, Yan Madar'ın müdahalesinin ardından Tarık biz de pozisyon içinde. Alba'da Sterling Brown yanlış görmüyorsam. Bu ikili arasında bir temas yaşanmış. Sterling Brown sanki Tarık'a göğsüyle evet. Ufak bir ittirmede bulunmuş gibi. Tarık da ona doğru bir şeyler söylemiş. Bakalım hakemler izledikten sonra nasıl bir karar verecek? Yani bu pozisyona da ne gibi bir karar verilir açıkçası bilemedim. Çok fazla bir aksiyon olmamış neyse ki. İki takımda da hem Tarık hem de Sterling Brown'a birer teknik faul çıktı. Çok ağır bir karar değil mi ya teknik faul evet. için? Yani çalmak için çaldılar gibi oldu biraz da. Yok yani ne konuştular ne yaptılar bilmiyorsun. Sadece öyle birbirlerine karşı aslında hiçbir şey de yok. Büyümemiş de bir şey. Yani. Evet, öyle evet. Ufak bir ittirme olmuş ikili evet. arasında ve birer teknik faul. Oyunu başlattı. Alba Berlin köşeden boş bir deneme isabet yok. Ribandı da almaya başarılar. Canıtı Motti'den çok güzel bir blok. Bravo Motti. Topu da hemen onunla getirdik rakipleri sahaya. İyi blokladı. Çok iyi blokladı. Motti şimdi dışarıya çıktık. Tarık Biberovic son 7 dakikaya girdik. İlk 3 dakikada bu çeyrekte yalnızca 4 sayı bulabildik. Şimdi Yan Madar sol forvette. Motti indirdi topu Canıtı. Motti çok güçlü bir bitiriyor. Bravo Motti. 9. sayısı. Evet. Kenardan geldi. Çok iyi başladı. Yani biraz görüntüleri geri sarsak. Baktığımızda herhalde 4-5 hücumun aynı şekilde pot altında yani boyalı alanda Motti evet. ile bittiğini görüyoruz. Kesinlikle kesinlikle. Bu arada sağ forvetten bir deneme daha Dilov'dan isabet yok. Sonrasında Tarık'ın kontrolünde top dışarıda. Kenardan oyunu başlatacağız. Motti'nin bloğu bu arada ekrana geldi. Tekrar yayıncı kuruluşta. Çok iyi kalmış karşısında. Bilin şimdi Wilbeck'in hücumdayız. Sağ forvette Sestin elden teslim Yan Madar. Yan Madar'dan Wilbeck'ine sol forvette Wilbeck'in Motti'ye topu indirmek istedi. Motti'ye faul var. Motti'ye faul var. 6-25 var. İkinci çeyreğin bitimine iki takımında iki faul var. Malte Dilov. Faulü yapan isim. Kenara geliyor. Hermansson. Yeniden oyuna geliyor. Hermansson oyunda olduğu bölümde 6 sayı kaydetmişti. Çember altından oyunu başlatacağız. Bir değişiklik daha. Olinde oyuna girdi. Justin Bin yerine otu altından, çember altından Tarık Biberovic oyunu başlatacak. Yan Madar Monti'nin perdesini kullanıp aldı topu. Yan Madar şimdi dışarıda Sestina, Nate Sestina, ondan Wilbeck'ine. Skari Wilbeck'in Motti indirdi topu. Motti sağına döndü. Geriye çekilerek atışında isabet. Aa, yok evet. Normalde ama evet. Bravo. Tabii tabii. Bravo. Çemberin içinden fileye dokunduğu için basket geçerli kazanacak. Topa vuramamış bu arada ama evet, fileye fileydeymiş. Hafif bir temas. Hafif de değil bu arada. Bayağı vurduğu için. Motti bir anda
basketi bulmuş oldu. Farkı yeniden 18'e çıkardık maçta. En yüksek fark 18 Modde'nin sayı. Modde'nin kaçıncı sayısı oldu? Modde 11 oldu. 11? Evet 11 oldu. Yani bir ilk çeyrekteki 18'lik Nigel Hayes gibi olmuyor ama 11 sayıda yo, kenardan. 20'yi bulabilir yalnız böyle devam ederse. İlk yarı için mi? Tabii. Evet bence de zor değil. Daha 6 dakika var. Bu arada 3 saniye kaldı hücum süresinin tamamlanmasına. Alavelli orta mesafe bir atış isabeti yok. Modde'de kaldı ribaund. Modde'nin 4. ribaundu tamamı savunmada. Yamadar. Şimdi bastı frene Yamadar. Modde tepede aldı topu. Wilbekin'e indiremedik. Tarık. Tarık Biberovic bir kez daha. Modde faul olması lazım. Evet bir zahmet gelsin. Schneider. Faulü yapan isim Tim Schneider. 3. takım faulü Alavelli'nin. 5-33, 3 sırtı dönük oynasa 6 sayı 20 olur mu? Olabilir ya. Olur. Ay şu anki oyun çok. Hücum oyunumuz çok. Direkt onun üzerine yani. Kenara geldi. Hocam yapma ya. Direkt hesabı yaparken hocam. Bu arada. Evet, ama yoruldu çünkü ya. Yani 10 dakikada inanılmaz bir performans hem gerçekten. Hem savunmada var hem hücumda evet, var. Kesinlikle. Ve direkt onun üzerine oynadık hücumların hepsini. Çok da güzel. Hepsinde de sonuca gitti. Bu arada Yanmadar elini kolunu sallaya sallaya çok güzel bir koridor buldu ve farkı da maçta ilk kez 20 sayıya çıkardı. 44-24. Yeniden savunmadayız. Olinde. Tepede top Olinde'nin elinde. Topuna müdahalemiz var. Top bir kez daha Olinde'de kaldı. Son 10 saniye. İyi savunmayı sürdürmemiz lazım. Matisek. Matisek hücum faul kararı çıkmadı. Perdede orta mesafede isabeti buluyor. Jonas Matisek hücum faulde beklemiştik. Ancak o düdük gelmedi. 44-26 ile girdik son 5 dakikaya. Tarık Biberovic. Tarık dışarıda Sertaç boş. Yanmadar'la oynadı şimdi. Yanmadar Sertaç'ın perdesini kullandı. Yanmadar şimdi Wilbekin sol forvette. Son 4 saniye top Wilbekin elinde bitecek gibi. Skari Wilbekin çembere gitti. Wilbekin temas aldı basket bir defa. Skati Wilbekin. Havada asılı kaldı. Evet. Gerçekten havada asılı kaldı. Rakibin hani savunma yaparken yere düşmesini de bir bekledi. Evet yani burada gerçekten 1.5 saniye kala top elinden çıkarmış. Çok dengesiz bir fırlatma diyebiliriz aslında ama basketi bir defa faul çıkarıyor ama öncesinde bir televizyon molası. 20 sayılık avantaj 46-26. Alba Berlin'in 15,5 dakikada 26 sayı bulduğunu, bizde ise Nigel Hayes'e Jonathan Motley'nin toplam 29 sayısı olduğunu söyleyebiliriz bence. Motley'den 11, Nigel'dan 18 sayılık bir katkı. Fenerbahçe Beko şu anda neredeyse 5 dakika kala 46 sayı ulaştı. Evet, öyle. Sen ilk çeyreğin sonunda hani nasıl başlayalım dediğinde Nigel demiştik. Şimdi evet. Bu ikinci çeyrek içinde direkt Motley diyebiliriz. Hem hücumda hem savunmada gerçekten iyi iş çıkardı. Takım genel anlamda da güzel. Yani top dönüp bir şekilde boyalı alanın içerisinde doğru zamanda Motley ile buluştuğu an itibariyle zaten çembere dönüyor ve sayıyı bırakıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir ya da iki tanesinde galiba başarılı olamadı. Topu aldıktan sonra dönüp attığı. Sahici 5-5. Sahiçi 5'te 5 belki mi? Hücum edemediği pozisyonlar olmuş olabilir. Deneyip kaçırdı şu an yok gibi gözüküyor. Sanki ben hani bir tane böyle bir attı da isabet bulamadı gibi hatırlıyorum. Çeyrek sonu belki bir üçlük denedi ama o girmedi. O kalmış olabilir mi aklında? Modde mi? Evet bir üçlük denedi. Evet. Sen boyalı alanda. Boyalı alanda. Onun dışında gayet güzel. Bakalım. Bir tane daha örnek vereyim. Kaçırdı. Fileye temastan basket geçerli oldu. O da mı değil? Değil. Ya ondan önce. Ondan iki hücum önce. Ondan iki hücum önce boş döndük. İstatistiklerde bir yanlışlık var diye ben böyle gayet iddialı bir şekilde devam edeceğim. Yanlışlıkla yani o hatta o çembere fileye değdiğinden iki hücum önce bir boş sanki döndük. Neyse istatistikler bizim için iyi. Böyle devam etsin. Tabii bence de. Molanın ardından Wilbekin'in serbest atışıyla 4.38 ile birlikte kalan bölüm başladı ama isabetli değil. Wilbekin'in tek serbest atışı. Yanmadan basket faulle molaya gitmiştik. Şimdi savunmadayız. Yanmadar'ın müdahalesi faul. Hermanson'a yaptığı müdahale sonrasında faul düdüğü geldi. Kenardan bir kez daha topu oyuna sokacak Alba Berlin. Yine savunmadayız. Bakalım. Evet. Madje dönerek atışı Sertaç karşısındaydı. İsabetli değil ama reboundu kaptırdık.
Şimdi bir kez daha savunmadayız. Sterling Brown içeri doğru yüklendi. Tarık'ın müdahalesi faul. Acaba hemen öncesinde bir hatalı yürüme gelir mi diye. Aslında öyle bir izledim dikkatli ama yani hatalı yürümeden önce de faul gelmiş. Şimdi iki serbest atış kullanacak. Sterling Brown. İlk serbest atış isabetli. 46-27 oldu. Fark 19 sayıya indi. İkinci serbest atışını kullanacak. 4-12 var sürede. Bu genel hatırlatmaları da yapalım. Bu arayı değerlendirmiş olalım biz de. İkinci serbest atışını kullandı. Burada da isabet var maalesef. Sterling Brown'dan geldi iki sayı. Oyuncu değişiklikleri. Jean-Pierre girdi. Tarık çıktı. Madar çıktı. Kalates girdi. Kalates mi girdi? Evet. Kalates oyuna girdi. Hücumu da şu anda onunla yapıyoruz. Sertaç'ın perdesini kullandı. Dışarıda tepede Sertaç. Bomboşu aldı Sertaç'tan. Üst sayılık isabet. Nick Kalates oyuna girer girmez asistini yapıyor. Maçta da farkı ilk kez 21 sayıya çıkardık. Şimdi iyi savunmamızı sürdürmemiz lazım. Martin Hermansson. Perdeden çıkıp topu aldılar. El üstünden bir deneme isabet yok. Ribandı alalım. Alamadık ribandı. Olinde de kaldı. Toptanımız şutun sahibiydi. Hücumu devam edecek. Alba Berlin'in Sertaç'ın üstüne. İlkler Sertaç'tan harika bir blok Hermansson'a. Bravo Sertaç. 3,5 dakika var devrenin bitimine. Nick Kalates Sertaç'ın perdesini kullandı. Yine Sertaç'a indirdi. Sertaç çember altını bulmak istedi. Kumarcı'nın müdahalesi var. Uzun boyu ve uzun kolunun avantajlarıyla araya girmeye başardı Kumarcı. Olinde. Şimdi topu alan isim Thomas. Thomas çembere gitti. Atışında isabet yok. Hızlı hücum şansı bulabiliriz. 3'e 1 geliyoruz. Jean-Pierre bıraktı. Scottie Wilbeck'in şut gösterdi. Kullanmadı. Yine tepede Sertaç'ı bulduk. Sertaç yanlı. Bu kez ayağı çizgide atışı kaçtı. Bu kez isabeti bulamadık Sertaç'la. Son 3 dakikaya girdik artık. Thomas topu getirdi yarı sahamıza. Hermansson. Thomas orta mesafe atışında isabet var. Matt Thomas. Fark bir kez daha 19'a indi. 7. sayısı Matt Thomas'ın. Hermansson'un pasında basketi buldu. Nick Kalates. Sertaç'ın perdesini kullandı. Ters eşleşme var karşısında. Nick Kalates'in Kumanca var savunmasa. Sertaç'a indirelim o topu. Wilbekin. Şimdi Sertaç. Bir kez daha tepede Nick Kalates. Şut gösterdi. Kullanmadı. Dışarı çıktı. Jean-Pierre sağ forvetten üst sayılık denemesinde. Bunda da isabet yok. Üst sayı çizgisinin gerisinden bir atış daha kaçırdık. Tyler Dorsey birazdan oyuna dahil olacak. Hermansson çembere gitti. Kolay bir basket Hermansson'dan ve molayı da aldırıyor bu basket. Fenerbahçe Beko'ya fark 17 indi Hermansson'un basketiyle birlikte. Şu anda saha içinde yani boyalı alanda 14 isabetimiz var bu arada. Bu bilgiyi aktaralım. 15 denemede 14 isabet. Üst sayı çizgisinin gerisinde de 13'te 6 ile oynuyoruz. Yani boyalı alanı domine ederek başlamışken sanki oradan devam etsek biraz daha iyi olabilir gibi. Evet orada şimdi işte Motley'i kenara alınca şeyi de değiştirdi aslında. Formasyonu da evet, bir tık değişti. Evet formasyonu da değiştirdi. Boyalı alanın dışına çıktı. Hatta Sertaç'ın da hem sayı bulduğu hem de kaçırdığı evet. Atışlarda 3 sayı çizgisinin gerisinde kaldı. Topla buluştu, evet. İçeriye doğru kısalar devrildikten sonra topu dışarıya verdi Nick Kalates. O hem buldu hem bulamadı sayı Sertaç ama hani biraz daha tabii şeyi hücum şeyini değiştirdi şu an formasyonunu. Bakalım bundan sonraki kısımda nasıl olacak? Biraz Wilbekin'in oyuna katılması gerektiğini düşünüyorum. Hücumda da savunmada da biraz daha katkı vermesi gerekiyor. Onun o temposunun düşük olması etkiliyor tabii ki şu an saha içerisindeki oyunu. Bakalım belki moladan sonra o noktada bir değişiklik de gelebilir. Dorsey hazırdı. Yani Wilbeck'in yerine girme ihtimali yüksek isimlerden biri aslında. Nick'in de yeni oyuna dahil olduğunu düşünürsek. Birazdan molanın ardından ilk hücum Fenerbahçe Beko'dan gelecek. İki takım oyuncuları henüz parkeye geri dönmediler. Bu arada Nigel oyunda. Nigel, Pierre, Sertaç üçlüsünü gördüm. Diğer iki ismi henüz göremedim parkede. İlk beşimize geri dönmüş olabiliriz eğer. Kalates ve Dorsey de park edilerse... Nick Kalates var. Kalates var. Dorsey de kenardaydı bakalım oyunda mı? Eğer öyleyse maça başladığımız 5. Evet Tyler Dorsey de oyunda. Maça başladığımız 5'e döndük.
Nick Kalatis oyunu başlattı. Dorsey bıraktı Kalatis'e. Son 2 dakika 5 saniyeye giriyoruz artık karşılaşmada. Sertaç tepede aldı topu. Elden teslim Tyler Dorsey. Tyler Dorsey'e Thomas'ın savunması var. Sertaç perdeye geldi. Tyler Dorsey yeniden Sertaç'ı bulduk. Sol forvette Sertaç'tan bir deneme daha. Bunda da isabet yok. Bunda da isabet yok. İyi oynadık ama şut işte girmedi mi olmuyor. Evet, güzel hücumda maalesef ki basketi bulamadık. Matt Thomas 3 sayılık isabet. Farkı 14'e kadar indirdi. Alba Berlin 21'e çıkarmıştık. 49-28'den sonra 7-0'lık bir Alba Berlin serisi var karşılaşmada. Jean-Pierre Sertaç. Son 1,5 dakika artık Sertaç tepede bıraktı Nikolatis'e. Nikolatis Sertaç'ın perdesi kullandı. 4 saniye, 3 saniye Kalatis. Orta mesafe atışı kısa kaldı. Reboundu alalım. Reboundu da alamadık. Olinde de kaldı top. Bir hücumdan da boş döndük maalesef ki. Martin Hermansson. Hermansson çembere gitti. Bıraktı Kumacı'ya. Kumacı'ya blok geldi Sertaç'tan. Kendi reboundunu aldı. Basket bir defa. Basket faul. Kumalcı'ya basket faulü çıkardı. Yani bir anda bir seri. Evet. Bir mola daha bu arada. Şarunas Yasikevicius'tan 49-37 fark 12'ye indi. 1 dakika 9 saniye var molanın ardından. Bir de serbest atış gelecek. Yani şu anda Alba Berlin serisi bir anda 9'a çıktı. 9-0'lık bir Alba Berlin serisi var. 49-28'de 21 sayı bulmuştuk farkta. Şu anda 49-37 ile molaya gittik. Biz bence bir 2 dakikadır sayı bulamıyoruz. 2 dakika oldu mu tam emin değilim ama. İlk çeyrekte seninle konuşurken ne dedik? Bu tarz karşılaşmalar hani tehlikeli de maçlardır. Evet. Gevşememek lazım. O sıkı sert savunmayı bırakmamak lazım. İşte biraz onu kaybettiğin zaman böyle olabilir. Hemen tabii rakip seriler yakalar. Farkı azaltır. Hani 20 sayıya kadar farkın çıkmış olması tabii büyük bir avantaj. Ama 9 sayılık, 9-0'lık seri hiç iyi değil. Dolayısıyla zaten hoca da takım toparlansın diye hemen üst üste aldı 2 molayla. Evet. Bir şeyleri değiştirmek istiyor. Çünkü buna da ihtiyaç var. Daha çeyreğin tamamlanmasına da bir zaman var. Evet. Hani o yüzden kalan süreyi iyi değerlendirmemiz lazım. Biraz toparlanması gerekiyor. Fenerbahçe Beko'nun takımımızın. Bakalım moladan nasıl döneceğiz? Bir önceki moladan sahaya döndüğümüzde karşılaşmaya başladığımız 5 ile sahaya gelmiştik. Bu molada yine aynı şekilde aynı 5 ile sahadayız. Bu arada 4 dakika kala gelmiş basketimiz. Şu an 1-0-9 var. Neredeyse 3 dakikadır sayı bulamamışız. Ona rağmen 49'dayız işte. Yani. Bir an çok iyi başlayıp bir anda düşünce skor avantajı devam ediyor. 49-38 tek atışta isabet var. Kumazce'de 10-0'lık bir seriye geliyor. Alba Berlin'den son 1 dakikaya giriyoruz. Nikolatis'ten Tyler Dorsey'e. Tyler Dorsey. Dorsey orta mesafede boş atışı top çemberden çıktı. Rebound olamadık. Kumazce'de kaldı. Rebound hızlı geldiler. Holinde. Kumazce, Hermansson. Martin Hermansson, Pierre var savunmasında. 12 saniyesi var hücumu tamamlamak için. Martin Hermansson, birebir oynadı Hermansson. Geriye çekilerek el üstü atışında isabet var. Ya farkı 9'a indiriyor Alba Berlin. Faul yapmadık ama şans basketini de çemberimizde gördük yani. Birkaç kez sektikten sonra top çemberin içine evet. Düştü. 5 saniye var şut saatiyle maç saati arasında son hücumumuzu gerçekleştiriyoruz. Tyler Dorsey. Şimdi de Jean-Pierre. Sertaç bir kez daha Dorsey, Tyler Dorsey. Tyler Dorsey Sertaç'ı bıraktı gör. Pierre'e. Jean-Pierre 6 saniye. Pierre dışarıda Dorsey ekstra pas. Nigel Hayes-Davis sağ forvetten 3 sayılık isabet. Hadi yemeden gidelim. Çifthanelerde gidelim. Son 4 saniye, 3 saniye hızlı geldiler. Sağ forvetten Olinde 3 sayılık denemesinde isabet yok ve ilk devre sona eriyor. İlk devrede Fenerbahçe Beko 52, Alba Berlin 40. İkinci yarıda yeniden karşınızda olacağız. Buyurun. Ben de var, teşekkürler. Yaptığımız bazı tercihler geleceğimizi değiştirir. Şimdi Yapı Kredi Step'le tercihlerimiz Step puan kazandırıyor.
Mesela siz de toplu taşımayla hem çevreye kazandırın hem de step puan kazanın. Kazandığınız step puanları geleceğimiz için bağışa dönüştürün. Daha iyi bir geleceğe adım atmak için sürdürülebilir tercih programı, kısaca STEP, Yapı Kredi Mobil'de. Yapı Kredi STEP. Hayalinizdeki Egea başka bahara kalmasın. Mart ayına özel sınırlı sayıda Egea modelleri 100 bin liraya varan nakit indirim veya %0 faizli kredi seçeneğiyle Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr. Yapay zeka ile kiri, kumaşı ve yükü algılayarak deterjan miktarını ayarlayan Optimix teknolojisiyle bunları düşünmek yok artık. %32 daha az karbon salımı ve A enerji sınıfından %10 daha düşük enerji tüketimi. Çarpıcı tasarımı, çamaşır yıkama deneyimini değiştiren arayüzü ve yapay zeka teknolojileriyle Arçelik'in ilk otonom çamaşır makinesi Arçelik Neo. İnternetin uzmanları öneriyor. D-Smart Net'e gelenler interneti ve D-Smart Go film dizi paketini sadece 199 liraya kullanıyor. D-Smart Net'le 16 megabite kadar internet ve efsane film ve dizilerle dolu D-Smart Go film dizi paketi ilk 3 ay 199, sonraki 15 ay 439 lira. Avantajlı fiyatlar D-Smart'ın eğlence dünyasında, D-Smart hep yanında. Anne ya. Hı? Acaba bizim şu arabayı mı değiştirsek? Ne gerek var oğlum Tahsin? Sizce elde kime güveneceksin? Güvensen garantisi var mı yok mu? Hasarsız mı? Hepten bozuk mu? Bin tane hırgür borç harç eder. Emekliyiz babanla. Bu araç bize yeter. Ses yok. Otokoç ikinci elde endişeye yer yok. Koşulsuz iade ve güven var. Garantiler, uygun kredi, takas. Türkiye'nin her yerindeki şubelerimizde bol marka ve model seçeneklerimiz, ücretsiz ekspertiz ve online satışımız da var. Daha ne olsun Güven Bey? Hayırlı olsun efendim. Olay güvende ha. Ben istemez miyim şirket araçlarının yakıt takibini cepten yapabileyim? Fatura biriktirmeden akaryakıt giderlerini öğrenebileyim. Araca tanıma cihazı taktırmadan dilediğim yerden yakıt alabileyim. Taahhütsüz, evraksız, anında Opet'le olabileyim. Otobilim. Otobilim. Bravo. Gidebilirim. Görebilirim. Çözebilirim, gösterebilirim. İşimde farkı açabilirim. Araç tanıma ve yakıt takip sisteminde aradığınız özgürlük Otobilim. Uygulamayı indirin, dakikalar içinde şirket araçlarınızı tanımlayın, yakıt alımına başlayın. Mobil denizi indir, farklı banka hesaplarını tek yerden yönet. Turkish Airlines Euroleague Global sponsoru Denizbank. Nisan 2024 tarihinde Şükrü Saracoğlu'nda Fenerbahçe'mizin yanındayız. Değerli üyelerimiz için olağanüstü genel kurul toplantımız hakkında önemli bilgi notları. 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek olan, kulübümüz için büyük bir önem ifade eden olağanüstü genel kurul toplantımızla ilgili değerli üyelerimize yönlendirici olmasını düşünerek hazırladığımız bilgilendirme içeriğini camiamızın bilgilerine sunuyoruz. Fenerbahçe'miz için tarihi öneme sahip olan olağanüstü genel kurulumuza mümkün olan en fazla sayıda kongreyimizin katılımlarını hassasiyetle bekliyoruz. Toplantımız hakkında bilgi notları. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı hangi tarihte yapılacaktır? Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17'de gerçekleştirilecektir. Fenerbahçe'miz için tarihte bir ilk olacak bu toplantıda, belirlenen ilk toplantı günü olan 2 Nisan Salı günü salt çoğunluğun sağlanmasını değerli üyelerimizden önemle rica ederiz. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı nerede yapılacaktır? Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecektir. Olağanüstü genel kurul toplantı günü stadyuma girişler saat kaçta başlayacaktır? Stada girişler ve giriş kartlarının dağıtımı saat 14 itibarıyla başlayacaktır.
Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına kimler katılım sağlayabilir? Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına geriye dönük birikmiş aidat borcu bulunmayan, 2024 yılına ait aidatını 31 Mart 2024 saat 24'e kadar ödeyen, aidat borcu bulunmayan kongre üyelerimiz katılım sağlayabilir. Üyelerimiz kongre üyeliği kartı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, ehliyet veya pasaportla kayıt masalarından akreditasyonlarını alarak toplantımızda yer alacaklardır. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı için servis hizmeti olacak mıdır? Servis lokasyonları nerelerdedir? Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına katılım için değerli üyelerimize servis imkanı sunulacaktır. Şişli Cevahir AVM önü, Ülkel Spor ve Etkinlik Salonu Ataşehir ve Caddebostan Migros önünden ring seferleri düzenlenecektir. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına nereden ve nasıl giriş yapılacaktır? Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına stadımızın Feneryum tribününde bulunan B1, B2, B3, B5, B6, A1, A2 numaralı kapılardan giriş yaparak Feneryum avludan kartlarınızı aldıktan sonra tribünlere yönlendirme yapılacaktır. Toplantı gününe dair diğer tüm detaylar video rehberiyle üyelerimizin bilgisine sunulacaktır. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına misafir girişleri mümkün olacak mı? Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına misafir kabul edilmeyecektir. Üyelerimizin yanında yalnızca 12 yaş altı çocukların getirilmesi halinde kabul edilecektir. İftar için ücretsiz yemek servisi olacak mı? Üyelerimize iftar için ücretsiz ikramda bulunacaktır. Ayrıca tribünlerdeki tüm büfelerimizde ücretli olarak hizmet verecektir. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına engelli üyelerimizin girişi nasıl olacaktır? Olağanüstü genel kurul toplantımıza stadyum Feneryum tribünü tarafı 19 numaralı kapıdan refakatçi eşliğinde giriş yapabileceklerdir. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına yardım gereksinimi olan ileri yaştaki üyelerimizin girişi nasıl olacaktır? Olağanüstü genel kurul toplantımıza katılım sağlayan, yardım gereksinimi olan ileri yaştaki üyelerimiz, stadımızın Feneryum tribününde bulunan B1, B2, B3 numaralı kapılardan giriş yaparak yürüyen merdivenleri kullanabilirler. Feneryum alt tribünü I blokta kendilerine özel yer tahsis edilecek ve gerekli yönlendirme yapılacaktır. Olağanüstü genel kurul toplantısı için otopark kullanımı olacak mı? Olağanüstü genel kurul toplantımıza katılım sağlayacak üyelerimiz için Kenan Evren Lisesi Otoparkı ve Fenerbahçe Derazi Lefter Küçük Andonyadis tesislerimizin otoparkı imkan ve limitler ölçüsünde kullanıma açılacaktır. Mobil denize indir, farklı banka hesaplarını tek yerden yönet. Turkish Airlines Euroleague Global sponsoru Denizbank. Hayatta kimi akımı takip eder, kimi alternatif akımı. Alternatif akım seni seyirci koltuğundan alır, sahneye çıkarır. Sınırlara değil, ötesine taşır. Bugünü değil, yarını yaşatır. Sıra dışı güç. %100 elektrikli Ford Mustang Mach-E. Alternatif akım. Hoş gel. Aa, enişte. Ne haber? Şuna bir el atsanıza. Şöyle güzel bir sinema atmosferi yaratalım dedik. Abla bu ne? Beko'dan Google TV. Bırak bırak. Otel odasında oynarız diye alalım dedik. Ekranı 120 Hz QLED olunca tabii. Oyun akıyor. Murat, ne oluyor? Abi baştaymışsın gibi oluyor. Beko'dan Google TV'ye alışanlar başkasıyla yapamazlar. Şık tasarım, üstün görüntü ve ses kalitesi, zengin ve kişiselleştirilmiş içerik dünyası. Yeni nesil TV deneyimi için Beko'dan Google TV. Otokoç ikinci elde endişeye yer yok. Koşulsuz iade ve güven var. Garantiler, uygun kredi, takas. Türkiye'nin her yerindeki şubelerimizde bol marka ve model seçeneklerimiz, ücretsiz ekspertiz ve online satışımız da var. Daha ne olsun Güven Bey? Hayırlı olsun efendim. Mutfak ve banyolarınız için mükemmel tercih Neogen Solid Surface. Esnek yapısı ve zengin renk seçenekleriyle mekanlarınıza estetik bir dokunuş ekleyin.
Dayanıklı, leke tutmayan ve kolay temizlenen Neogen'le hayalinizdeki mekanları yaratın. Gözenek barındırmayan hijyenik yüzeyiyle her detayda hijyen ve sağlığı ön plana çıkarın. Neogen Solid Surface, tezgahların yıldızı. Hayalinizdeki Egea başka bahara kalmasın. Mart ayına özel sınırlı sayıda Egea modelleri 100 bin liraya varan nakit indirim veya %0 faizli kredi seçeneğiyle Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Ben istemez miyim şirket araçlarının yakıt takibini cepten yapabileyim? Fatura biriktirmeden akaryakıt giderlerini öğrenebileyim? Araca tanıma cihazı taktırmadan dilediğim yerden yakıt alabileyim? Taahhütsüz, evraksız, anında Opet'le olabileyim. Otobilim. Otobilim. Bravo. Gidebilirim. Görebilirim. Çözebilirim, gösterebilirim. İşimde farkı açabilirim. Araç tanıma ve yakıt takip sisteminde aradığınız özgürlük Otobilim. Uygulamayı indirin, dakikalar içinde şirket araçlarınızı tanımlayın, yakıt alımına başlayın. Nisan'da yapılacak olan olağanüstü genel kurulda İnegöl Fenerbahçeliler Derneği olarak 55 kongre üyemizle birlikte İstanbul'dayız. Kulübümüzün arkasındayız. Kulübümüzün alacağı kararların arkasında olacağız. Bulgaristan Fenerbahçeliler Derneği olarak 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulumuza tüm kongre üyelerimizle katılacağız. Başkanımız ve yönetimimizin alacağı bütün kararların arkasında kulübümüzün yanındayız. Fenerbahçemiz için tarihi öneme sahip bu genel kurula, bilhassa da Fenerbahçemizin gücünü ve büyüklüğünü göstermek için tüm kongre üyelerimizi katılmaya davet ediyoruz. Gün Fenerbahçe için birlik günüdür. Manay Fenerbahçeliler Derneği olarak 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulumuza kulübümüzün yanındayız. Dedim Fenerbahçeliler Derneği olarak 2 Nisan'da yapılacak kongrede yönetimimiz ve başkanımız Ali Koç'un alacağı bütün kararların arkasındayız. Trabzon'da yaşanan faciayı kınıyoruz. Son kale Fenerbahçe'dir. Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği olarak 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulumuzda kulübümüzün yanındayız. Derneğimiz kongre üyeleri olarak 2 Nisan'daki tarihi kongreye katılacağız. Kulübümüzün alacağı her karar desteklediğimizi buradan tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Urla Fenerbahçeliler Derneği olarak 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulumuzda kulübümüzün yanındayız, katılacağız. Yaşa Fenerbahçe! 2 Nisan tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulda afider olarak tüm kongre üyelerimizle katılacağımızı bildiririz. Genel kurulda başkanımızın ve yönetim kurulumuzun alacağı her karara destek olacağımızı beyan ederiz. Yalvaç Fenerbahçe Taraftarı Derneği olarak 2 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurula üyelerimizle birlikte katılacağımızı beyan eder, kulübümüzün alacağı her türlü kararın arkasında olduğumuzu bildiririz. 2 Nisan'da Kocaeli Fenerbahçeliler Derneği olarak Kadıköy'deyiz. Takımımızı destekliyoruz. Başkanımızı destekliyoruz. İkinci yarıda yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. İlk devrede Fenerbahçe Beko Alba Berlin karşısında soyunma odasına 52-40 12 sayılık avantajla girdi. 12 sayılık avantajımız var ancak maçın özellikle ikinci çeyreğin sonlarında Alba Berlin yakaladığı 10-0'lık bir seri var. O seri öncesinde aslında farkı 21'e kadar çıkardığımızı da hatırlatmamız gerek. İlk devrede Nigel Davis'in 21 sayısı. Aynı şekilde Jonathan Motley'nin de 11 sayısı olduğunu aktaralım. İki oyuncumuzdan toplam 32 sayılık bir katkı aldık. Ve ikinci devrede de ilk hücumu Alba Berlin gerçekleştirecek. Evet.
İkinci yarı Alba Berlin'in hücumuyla başlıyor. Senin de söylediğin gibi belki ilk yarıya şöyle bir baktığımızda ilk çeyrekte Dijon Pierre diyecektim. Nigel S. Davis. İkinci çeyrekte de Motley'in performansı gerçekten etkiliydi. Ön plana çıkan isimlerdi. Çeyreğin yani ikinci çeyreğin son bölümünde biraz hücumda da savunmada da tempomuz düşüp işler aksayınca rakibin serisi ve sonrasında da kapanan farkı gördük. Ama işte maç içerisinde ilk yarı içerisindeki o farkın 21 sayıya kadar yükselmiş olması şu an hala skor avantajının bizim elimizde olduğunu da gösteriyor. Sen de söyledin 12 sayılık farkla soyunma odasına gitmiştik. Şimdi 12 sayı farkla da ikinci yarıya başladık. Üçüncü çeyrek bakalım neler göreceğiz, neler izleyeceğiz ve neler anlatacağız, aktaracağız. İzleyicilerimize şimdi Fenerbahçe Beko hücumunu izliyoruz. Nigel'ı 3 sayılık atışı isabetli değil. Savunma reboundunu Alba Berlin'de Brown aldı. Şimdi savunmada yerimizi aldık. Brown'u yer karşıladı. Nigel pasarası yaptı. Yüklendi. Turnike basket isabetli. İlk sayımız da geldi. Böylelikle savunmada topa dokundu. Pasarası ardından hızlı çıktı hücuma. Ve yine topun elinde kaldı. Turnike baskette finali yaptı. Bir kez daha şimdi savunmadayız. Erman sonda top. Onu Tyler Dorsey savunan isim. Rebound. Bravo. İsabetli değil atışı. Savunma reboundu bizde kaldı. Şimdi Nikolates'le topu taşıdık. Perdeye gelen isim Sertaç'tı. O Pierre pasını aktardı. Birebir oynuyor Brown'la. Çok iyi pas. Dışarıya çıkardı. Dorsey 3 sayılık atışı isabetli değil. Sertaç'ın hücum reboundu mücadelesi başarılı değil. Hermanson bomboş geldi. Pasını verdi. Justin da hücumu bitirdi. 54-42 oldu. Skor. 2 dakikada geride kalıyor bu arada. 3. çeyrekte. Sertaç. Bomboş. Nigel Davis atışı, 3 sayılık atışı isabetli. Bravo. Güzel. Tıpkı ilk çeyrekte olduğu gibi yine evet. Sayılarla başladı. Bakalım aynı senaryoyu uygulayacak mı? 2-3-3-3 şeklinde gitmişti evet, değil mi? Evet, umuyorum. Başladığında. Şimdi de 2 geldi, 3 geldi. 1-3, bir de 2 daha gelmesi lazım. Evet. Şimdi savunmadayız. Justin Bean top elde. Bence, bravo. Ama top bizde kaldı. Dorsey, Pierre 3 sayılık atışı isabetli. Üst üste Pierre, gelen 3 sayılık basketler. Fark bir kez daha 18'e kadar çıkardı. 18 sayı oldu fark. Şimdi iyi savunmayı sürdürmemiz lazım. 3 dakika geride 8-2. Kalıyor. 8-2'lik bir periyot skoru var. 10 saniyeye kadar düşürdük Alba Berlin hücum süresini. Şimdi Bean, Thomas geriye çekilerek orta mesafe atışında isabet yok. Dijon Pierre'de kaldı. Evet. Savunma reboundu bıraktı topu Nikolaitis'e. Nikolaitis. Haydi farkı bir kez daha 20'nin üstüne çıkaralım. Nikolaitis bıraktı Nigel'a. Nigel sağ forvette bir üçlük daha gelirim atışında isabet yok. Reboundu aldı Pierre. Dijon Pierre çok iyi aldı. Bıraktı Nigel'a. Nigel alır almaz attı. Bunda da isabet yok. Kendi reboundunu alır mı? Kendi reboundunu alamadı. Kendi reboundunu alamadı. Hızlı geldiler. Sterling Brown. Bastı frene bir an için bomboş kaldı. Üst sayılık isabet Sterling Brown'dan. Farkı 21'e çıkaramadık. 15'e indi fark. 11. sayısı Sterling Brown'un. Nikolaitis'ten Sertaç'a. Sertaç. Elden teslim Tyler Dorsey. Dorsey perdeyi kullandı. Tyler Dorsey. Şimdi dışarıya çıktı Pierre. Dijon Pierre. Brown'un üstüne gitti. Dışarıya çıktı. Sağ dipte Sertaç. Bomboş aldı. Sertaç yanına atışı kısa kaldı. Nigel'da kaldı top sonrasında. Nigel'a faul yapıldı. Bravo Nigel. Üst üste hücum faulleri, hücum reboundları almaya devam ediyoruz. Bu hücumda da reboundu aldık. Sonrasında gelen düdük. Yine güzel bir pas bu arada. Pierre'in güzel ekstra bir pası var. Evet. Sertaç boş bomboş bulduk. Dip çizgiye yakın noktada. Ki Sertaç da ilk atışında isabeti bulmuştu üst üste çizgisinin gerisinden. Şu an 3'te 1 ile oynuyor. Evet, Motley oyunda Sertaç kenarda 10.5 dakikada 11 sayı 4 reboundla oynamıştı. Jonathan Motley boyalı alanı ilmek ilmek işlemişti. Yeniden oyuna giriyor. 20 sayı yapar evet, mı? Evet, 20 sayı yapar. Oyununda kalırsa yapar.
Nick Galatis oyunu başlattı. Tyler Dorsey sağ dipte şut gösterdi, kullanmadı. Bir fake daha, şimdi bıraktı topu Nick Galatis'e. Son 8 saniye Motti'nin perdesini kullandı Nick Galatis. Nick Galatis koridor arıyor kendine. 4 saniye Motti şut gösterdi. Motti çembere gitti. Motti 2 atış gelecek Motti'den. Bravo, nokta 5 saniye kala. Faul alıyor Jonathan Motti. Oyuna girer girmez iyi şeyler yapmaya başladı hemen. Topla ilk buluşmasında teması almış. 2'de serbest atış gelecek. Bir kez serbest atış noktasına gelmiş. Onda da isabeti bulmuştu. İlk atışı isabetli. 12 oldu Jonathan Motti. Martin Hermansson. Faul yapan isim. İkinci faul olduğunda Motti'nin ikinci atışında isabet yok. Reboundu alamadık. Bean'de kaldı top. Bean hemen pasını aktardı. Sterling Brown. Sterling Brown çembere gitti. Ters turnike Sterling Brown. 18 sayı çıkardığımız var. Bir anda 14'e indi bir kez daha. Sterling Brown'un da 13. sayısı Alba Berlin adına Nick Galatis. Yeniden hücumdayız. Son 5,5 dakika 3. çeyrekte Nick Galatis Motti'ye indirdi topu. Jonathan Motti bugün birebirlerde hata yapmadı. Jonathan Motti yine sırtı dönük oynuyor. Schneider var arkasında. Jonathan Motti 5 saniye 4 saniye yine temas aldı. 2 atış gelecek mi? Yoksa yerde mi çıktı o düdük? Sanki yerde çalındı. Jonathan Motti'ye faul düdüğü. Atışa da gidiyor gibiydi ama. Ama burada topu tutulmuş ama evet. Nasıl bir karar çıktı göremedim onu. Üçüncü faul Alba Berlin'in üçüncü çeyrekte atış kararı çıkmış. İlk atışı isabeti Jonathan Motti'nin. 13. sayısı. Atmaya devam ediyor Jonathan Motti. Onun 13, Nigel'ın ise 26 sayısı var. 2'de 2 ile ayrıldı bu kez çizgiden. Jonathan Motti farkı bir kez daha 16'ya çıkarıyoruz Alba Berlin karşısında. Şimdi savunmamız lazım. Tyler Dorsey'den yakın savunma. Yine dışarı çıktılar. Thomas çember altına indirdi. Yerde gelen bir düdük Tyler Dorsey. Faulü yapan isim. Bu çeyrekteki ilk faulümüz. İlk 5 dakika yine faul yapmadan savunmayı başardık. Hı hı. Güzel. Şimdi pot altından Hermansson top oyuna soktu. Nikolates'te kaldı top. Şimdi hızlı hücum geliştiriyoruz. Üst ve çizgisinin gerisinde Jean-Pierre atışı isabetli değil. Motti hücum ribaundu. Ardından bir faul daha geldi. Bravo Motti. Bravo. Yine iki atış. Evet, iki atış daha kazandı. Motti pot altında gerçekten fiziksel üstünlüğünü de gücünü de çok iyi kullanıyor şu ana kadar olan bölümde. Evet ve atışlar öncesinde de bir televizyon molası geldi. 63-47. Evet 4.55 kala 63-47 ile televizyon molasına gidiyoruz. 16 sayılık üstünlüğümüz var. Motti yine oyuna dahil olduktan sonra oyuna dahil olalı 1-1.5 dakika falan oldu. 3 faul yaptırdı. Sürekli çizgiye geldi. Aldığı reboundlar var. Yani şu anda Nigel Hayes-Davis'in 26 sayılık inanılmaz performansı olması inanılmaz diyorum. Çünkü ilk çeyrekte 18 sayı kaydetti. İlk çeyrekte gelen 18 sayı toplamda 26 sayılık inanılmaz performansı olmasa muhtemelen bu maçı tamamen Motti'ye yazardık. Kesinlikle. Öyle. Şimdi Motti'nin bu devrede yani 3. çeyrekte oyunda olduğu bölümde de tabii Sarunas Esekevicius daha farklı bir hücum. Evet. Setiyle oynuyor. Yani o ilk bölümde o 11 sayıyı bulduğu kısımdaki gibi oynamıyor. Daha kenara doğru boyalı alanın dışında durup sırtı dönük topu alıyor. Dönüp kendisi oynamıyor. Aslında bir ekstra alternatif arayarak oynuyor. O oyundan daha fazlasını aslında işte reboundları çektikten sonra potaya gittiğinde aldığı müdahaleler sonrasında gelen faul düdükleriyle değerlendiriyor şu ana kadar ama daha farklı bir hücum. Yani Motley'in oyunda olduğu bölümde daha farklı bir hücum seti üzerinden gidiyoruz. Evet. Bu bölümde. İlk yarıya göre farklı. İlk yarıya evet. O ilk yarıdakine dönerse daha fazla ve daha rahat skor sanki üretecek gibi
Modli ama tabii bunu en iyi hoca biliyor. Bakalım ne yapacak, nasıl yapacak göreceğiz. Şu an birer birer saymaya devam ediyor. Evet, skoru üretmeye devam ediyor. Şimdi Modli serbest atışlarını kullanırken yayıncı kuruluştan tabii biz tribündeki görüntüleri de izliyoruz. Muhteşem. Foto arkasında yine sarı tribün yaptığı tezahüratlarla yerinde oturmayan taraftarlarımız gerçekten muhteşem. Güzel. Modli de bu arada 2'de 2'ydi. 2'de 2 yaptı. Evet, ayrıldı çizgiden. Savunmadayız. Modli'nin ayağına çarptığı için gelen bir düdük var. 6 saniye kalmıştı. 5 saniye kalmış. Yeniden 14 saniye yükseldi tabii hücum süresi Alba Berlin için. Kenardan topu oyuna sokacaklar. Modli Brown eşleşmesi dışarı Atal çıkardı. Yürüme. Atal yürüme geldi. Schneider'den. Bravo. Güzel savunma. Tim Schneider. 11. top kaybını yapmış Alba Berlin. Ben tribünlerdeyim hala. Güzel. Ya. Evet, şu an maçı bıraktım biraz. Şu an öyle tribünleri izlemeye devam ediyorsun ama ışıl ışıl tabii. Evet. Muhteşem de bir atmosfer. Mola geldiğinde muhtemelen ışıkları da kapatırlar. Daha güzel bir görüntü çıkar. Evet. Haydi molaya götürelim rakibi. Sağ forvetten Nacilis. 3 sayılık atış isabetli değil. Rebound'da bu kez Modlin'in elinde kalmadı top. Savunmadaki yerimizi hemen alıyoruz. Evet, Monti'nin faali var. Ortada kalan topu uzanırken Monti'den faul geldi. Monti'nin maçtaki ilk faali, çeyrekteki ikinci faulümüz. Tarık Biberovic bu arada kenarda oyuna dahil oluyor. Kenara gelen isimse bakalım kim? Yapıyar ya Nigel. İkilisinden biri olabilir. Evet, Jean-Pierre kenara geldi. Alba Berlin hücumda Sterling Brown topsuz alanda bir faul. Üçüncü faulümüz bu çeyrekte. Tarık'a çalındı. Onun da üçüncü faulü. Evet, Tarık bugün değişik faullerle üçledi. Sterling'e hızlı bir pas. Ve sonrasında da sayıyı buldular. 65-49. Nikolaides. Tyler Dorsey. 3 sayılık atışı isabetli. Bravo Dorsey. Güzel, uzak mesafeli bir atış. İsabetli bir şut. 68. sayımızı bulduk. Hadi yüze gidelim ya bu maç. Bu arada iyi savunma ve top kaybı geldi Alba Berlin'den. Bravo Dorsey. İkili sıkıştırma. Ya Madar ve bir isim daha. Kim? Evet, Scottie Wilbeck'in. Oyundalar. Nikolaides ve Tyler Dorsey kenardalar. Şu anda oyuna girmeyen tek isim var. O da Yorgos Papayanis. Onun dışındaki 11 oyuncumuz da süre aldı. Şehmus 40 saniye oyunda kalmış. Jan Madar topu rakip yarı sahaya getirdi. Jan Madar'a savunma o noktada. Nikic'den Jan Madar. Motti'nin perdesini kullandı. Jan Madar orta mesafede dışarı çıktı. Tarık Biberovic. Tarık şut gösterdi. Kullanmadı. Haydi. Şimdi sağ forvete Nigel'a. Stavis 3 sayılık isabet. İşte bu güzel. Euroleague'deki kariyer rekorunu kırıyor. 29 sayıyla Nigel'a Stavis. Daha önünde 12 dakika var. Farkı da 22'ye çıkardık. İlk defa mücadelede en yüksek fark. Bu arada topu çalmaya başardık. Şimdi Jonathan Motti getirdi topu. Motti temas aldı. İki serbest atış gelecek. Bu çeyrekte Motti 6 kez zannediyorsam. Evet, 6 kez gelmişti serbest atış noktasına. 2 kez daha kullanacak. Toplamda 8 kez bir çeyrekte gelmiş olacak. Ve mola geliyor. 71-49'da az önce söylediğim senaryo bence gelir şimdi. Her yer ışıl ışıl olur. Işıklar biraz kısılır. Fark da 22. Evet, fark 22 olmuşken hazır mola da geldi. Evet. Tam takım yeniden bir hava yakalamışken maç içerisinde bunu daha da
taşlandırmak lazım. Taraftarı da bunun içine daha fazla çekmek lazım. Ki aslında takımın şu an bu tempoyu yeniden yakalamasının en büyük etkenlerinden birisi de taraftar. Evet, kesinlikle. Biz tabii ki duyuyoruz, kulağımıza da geliyor. Muhteşem bir atmosfer. Tribündeki yapılan tezahüratlar ki az önce yine izleyicilerimizle paylaşmıştık. O ayakta zıplayan, tezahürat yapan taraftarlarımızın takıma verdiği enerjiyi öylesine güzel bir atmosferde tabii oyuncular da buna ortak oluyorlar. Evet. Yani onlar için de büyük bir keyif. Nasıl biz izlerken ya da o atmosferdeyken o keyfi yaşıyorsak oyuncular da onu fazlasıyla hissedip yaşıyorlar. Top kaybında 14'e 5. Yalnızca 5 top kaybı yapmışız. Alba Berlin'in ise 14 top kaybı var. Bir de atmosferi şöyle de bence özetleyebiliriz. Bu karşılaşmadan hemen önce kadın basketbol takımımız yan salonda, Fenerbahçe Metro Enerjisi Spor Salonu'nda Galatasaray'ı mağlup etti. Hem yarı final serisi hem derbi 83-66'lık 17 sayılık bir galibiyet. Orada da muhtemelen yer alan birçok taraftarımız bu maça da gelmişlerdir diye düşünüyorum. Fenerbahçe için aslında bir basketbol günü. Biz bir spor kulübüyüz, her seferinde söylüyoruz. Yine kadın voleybol takımımız normal sezon lider tamamladı, Eczacıbaşı ile eşleşti. Erkek voleybol takımımız normal sezon ikinci tamamladı, playoffları başlayacak yine aynı şekilde. Bugün hem kadınlar hem de erkekler basketbolunda aynı güne denk geldi maçları Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Alagöz Holding'in. İkisi de iç sahada olunca taraftarlarımız için de çok keyifli bir gün oldu diyebiliriz. Molanın ardından iki serbest atış gelecek. Jonathan Motti'den 16 sayısı var. Motti'nin 17 olduğu. Fark 23. En yüksek farkı açmaya devam ediyoruz. 21 ile ilk yarıda en yüksek farkı yakalamıştık. İsabet gelirse 24 olacak. Evet, 73-49. Ve Yorgos Papayanis oyuna dahil olmayan tek isim. Basketlerle birlikte Jonathan Motti yerine oyuna dahil oluyor. Motti de yani 14 dakikada 17 sayı 5 rebound. Gerçekten kenardan gelip takdire şayan bir performans Motti'den. Yine tam sahada baskımız var. Alba Berlin'e yarı sahamıza topu getirmeyi başardılar. Martin Hermansson'la elden topu çaldı ki Yanmadar önünde boş bir alan var. Bıraktı Nigel Ace Davis turnike basket. Çok güzel. Kendi rekorunu geliştirmeye devam edecek gibi gözüküyor. Nigel Ace Davis 31. sayısı oldu. Ben şu an yine şeyi düşünüyorum. Rekorlar gecesi. Bu arada topu bir kez daha elden çaldık. Nigel Ace Davis faul. 2 serbest atış gelecek. Bir maçta bir oyuncu en fazla kaç sayı atmıştır falan düşünmeye başladım yine. Rekorlar. Evet. Şu sıra Euroleague'de çok fazla rekor kırdığımız için üst üste. Evet, son oynadığımız maçlarda sürekli evet, sayı rekorları geliyor. Sayı rekorları, fark, asist. Yani o kadar çok rekor, yeni rakamlar ortaya çıktı ki bu da tabii güzel. Takıma, oyunculara da ayrıca bir enerji ve motivasyon katıyor. Bu arada ben az önce verdiğim bir bilgiyi düzelteyim mi? Babam yazmış tabii, yayını izlediği için bir yandan. Dün Eczacıbaşı'nı yendik, Türk Hava Yolları ile eşleştik. Ben Eczacıbaşı ile eşleştik diye aktarmışım bilgiyi Fenerbahçe Opet için. Babama da buradan teşekkür edeyim. O bilgiyi de düzeltmiş olayım böylece. İşte böyle spor kulübü olduğumuz için. Işte evet. Dün oynadık, bir anda eşleştik. Tüm branşları bu kadar iyi ve yakından takip ediyorlar. Ve bizim ağzımızdan çıkan her şey de gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Evet, Eczacıbaşı ile oynadık, kazandık. Türk Hava Yolları ile eşleştik. Nigel'da 33 oldu bu arada. 77-49'a geldi skor. Ben bir yandan Euroleague'de bir maçta bir oyuncunun kaç sayı attığına bakıyorum. Tamam. Senin sen ona izninle. Bakarken ben de maçı bir yandan o zaman izleyenlere aktarmaya, anlatmaya çalışayım. Şimdi savunmadayız. 2 dakika kaldı 3. çeyreğin tamamlanmasına. Yine oyalı alana doğru pasını aktardı. Orada ikinci top dışarıda var. Bravo. Evet, ayağı çizgiye basınca orada hemen bir top kaybı geldi. Nikic. 49 sayıymış. 49. Top kaybını yapan isim. 49 biraz fazla tabii. 49? Evet. Shane Larkin atmış Anadolu Efes'te 2019 yılında. Evet. Maçı az çok hatırlıyor olabiliriz bu arada. Evet, evet, evet. Uf, ama o maçta evet o çok atmıştı ya. Oyuncu profili olarak tabii Shane Larkin üst sayı çizgisinin yerinden yüksek yüzdeyle oynamıştır muhtemelen. Ki Nigel da bu maçta 7 tane üçlük isabeti bulmuş.
Şu anda 33 sayısı var. Tek çeyrekte 18 attı. Neden 49'u geçmesini düşünmüyor değilim ben açıkçası. Haydi bu çeyrekte bitmeden Naci'dan 1, 2, 3 belki de 5 sayı daha bulalım. Tarık topuna müdahale var. Papayanis 3 saniye 2 saniye Tarık topu fırlatmamız Tarık. Lazım. 1 saniye Tarık topu şimdi. Çok iyi be. Son anda elinden çıkardı üst sayı evet, isabet. İşte, sen havada atarken, çok iyi be söyledin. Evet, atış onu getirdi. Bravo ya. Tarık. Süper. 80. sayımız geldi. 80-49 bu çeyrekte skor. 28'e 9 Fenerbahçe Beko lehine. İnanılmaz bir çeyrek geride bırakacak Fenerbahçe Beko. Samar, Jiga Samar tepede. Yamadar var savunmasında. Samar çembere gitti. Bir şut fake. Top elinden açıldı. Tarık Biberoş top alabilir miyiz? Tamam. Samar şimdi topu yerdeyken çember attı. Yok artık. Tebrik ederim. İnanılmaz bir basket. Evet. Oturduğu yerden basket attı. Hani böyle devre arasında yapılan aktiviteler olur ya. Yere oturtursun, evet. Sayı attırmaya çalışırsın. Öyle bir pozisyondu yani. Yani şu basket farkı 29'a indirmese çok sinir bozar ama işte fark 29'a indiği için gülerek anlattık. Nigel Esteviz şimdi Yanmadar. Yanmadar'dan Nigel'a bir üçlük daha gelsin. Rekora gidelim. Bir üçlük daha geldi. Bravo. 36. Çok sayısını iyi. Buldu Nigel Esteviz. Rekor gelebilir. Rekor gelebilir. Nigel Esteviz son 10 dakikaya 36 sayıyla girecek. Son 20 saniye. Haydi iyi savunma yapalım. Basket yemeden gidelim. Bize yaklaşık 5 saniye kalacak. 30 alanda faul geldi. O 5 saniye de kalmayacak. Belki rekor için tüm serbest atışları da ona attırmamız lazım. Öyle bir şey olsun ama yani. Nigel Esteviz. Az önceki Samar'ın basketini bu arada tekrar izledik. Tam evet. Serbest atış noktasında oturmuş, basket atmış. Bu arada Nigel'ın son attığı üçlükte Yanmadar'ın arkası dönük çok güzel bir pası var. Yani arkasından evet. Çok güzel bir çok pası güzel var. Çok güzel bir pas verdi orada. Şeymuz bu arada bir kez daha oyunda karşılaşmada Tarık Biberoviç kenara geldi. 83-51. Bu çeyrekte 31 sayı bulduk. İlk çeyreği 34 sayıyla tamamlamıştık. Olin'de Jiga Samar. Nigel var karşısında. Samar Aloy pası. Nigel'ın müdahalesi son 4 saniye. 3 saniye. Smash'e bitirdi. Kumalca ve çeyrekte tamamlanıyor. Bu çeyrekte farkı açmaya devam etti Fenerbahçe Beko ve son 10 dakikaya 83-53'lük 30 sayılık avantajla giriyoruz. Basketbol mucizesi gerçekleşmezse Alba Berlin karşısında galibiyete çok ama çok yakın Fenerbahçe Beko. Evet, 3. çeyrekte de işler gayet güzel gitti yani. Çünkü takım istedi, iyi konsantre tabii. Oldu. Hücumda da savunmada da sahadaki oyuncular ve eşleşmeler, hücumdaki setler, savunmadaki sert oyun yani direkt farkın yeniden tabii. Açılmasını olması gereken sağladı. Her şey oldu. Güzel, evet. Ama işte yani hafife almadığınız sürece oyun içerisinde zaten Fenerbahçe Beko'nun hani bugün Alba Berlin karşısında sahadan iyi bir sonuç kağıt alacağı. Üstünde evet, çok yani net favoriydik. Evet, kağıt çok net favoriydik. Favori olması normal. Ama oynanmadan bitmiyor ama işte. Ama kesinlikle işte bu karşılaşmalarda da hiçbir zaman da o şeyi bırakmayacaksın. Konsantrasyonu. Kesinlikle. Güzel. Yani 30 sayıya çıktı fark. Tabii şimdi bizim için de biraz daha keyifli oldu. Dördüncü çeyrekte biz de biraz daha böyle hani basketbolun belki güzel yanlarını da konuşarak, aktararak karşılaşmayı anlatmaya çalışabiliriz izleyenlere. Güzel, iyi gidiyoruz. Rekorlar geliyor yine bu karşılaşmada da. 29'da kariyer rekorunu kırmıştı. Bir ara sen 36 dedin. Sonrasında son basket, 36. 36 değil mi? Son basketiyle 36 oldu. Son sayısıyla 36 Euroleague'de oldu. Bir maçta en fazla sayı bulan isim Shane Larkin. 49 sayı bulmuş. Son çeyrekte 13 sayısı lazım. Evet. Şu anda Nigel Ace Davis'in ki ilk çeyrekte 18 sayı kaydetti. Son çeyrekte 13 neden atamasın? Tabii 14 atarsa rekoru kırıyor. 13 atarsa ortak alıyor Larkin'le birlikte rekora. Saha içinde Nigel Esteves 19'da 13. 8'i 3'lük, 5'i 2'lik olmak üzere. 3. çeyrekte de çeyreğin oyuncusu. Ki bu çeyrekte 15 atmış. Yani ilk çeyrek 18 attı. Bu çeyrek 15 attı. 2. çeyrekte sadece 3 sayı atmış. 2. çeyrekte de 3 değil de şöyle bir 10 sayı atsa 3 çeyrekte bile neredeyse o rekoru tabii, kırmaya yaklaşıyormuş. Yani. Son çeyrekte de oyunda bu arada. Hani farkın 30 olması Yasikevicius Nigel'ı kenara almadı. Belki de bu rekoru kırmak için bir konuşmada gerçekleşmiş olabilir. Çok uzak değil. Çünkü Yanmadar'la ilk hücum Fenerbahçe Beko'dan elden bir top kaybı. Yanmadar'dan sonrasında rahat bir turnike derken bu turnike kaçtı. Sonrasında ribanda olalım aldık.
Yani güzel, rahat Tarık bir turnike atıyordu Samar. Tarık rakip yarı sahadan geldi. Topu aldı. Yanmadar bıraktı Tarık'a. Tarık sağ forvetten. Bir de üçlük gelir mi? Gelir. Bravo Tarık. 86-53. Karşılaşmadaki 6. sayısını buldu. Euroleague'de son 6 maçta karşılaşmalarda çift tanelerle tamamlamıştı Tarık. Bu maçta 6. sayısını buldu. Giga Samar. Nigel Ace Davis var karşısında. Samar son 4 saniye. Kumace 1 haydi, saniye dışarı haydi. Çıktı Samar. Son saniyede topu elinden fırlattı. Reboundu alalım. Reboundu da Tarık'la aldık. Bravo Tarık. Bıraktı topu Yanmadar'a. Son 9 dakikaya giriyoruz. Alba Berlin karşısında. Bir mucize olmazsa hem galibiyete yakınız hem de taraftarlarımız İsa'da bir maçta daha 100 sayı görecek gibi. Nigel Ace Davis çembere gitti. Şimdi dışarıya çıktı. Wilbeck'in bıraktı Papayanis'e. Papayanis yeniden Nigel'a. Nigel şut gösterdi. Şimdi Nigel sağ forvetten bir üçlük daha gelmedi. Ah, o üçlük de gelse müthiş olurdu. Hızlı geldiler. Kumace bıraktı topu şimdi. Matisek, Jonas Matisek. Olinde bir kez daha Kumace sağ forvette aldı topu. Bu kez sol forvete döndüler. Bir üçlük denemesi isabet yok Papayanis'te kaldı top. Nigel Ace Davis son hücumda bütün topları ona kullandırabiliriz. Nigel Ace Davis faul olması lazım evet. Faul düdüğü biraz geç de olsa geldi Jonas Matisek. Faul yapan isim. Ya, faul yapmak için ısrar etti. Hakemler de o ısrara rağmen geç çaldı bu düdüğü. Olinde ve Samar kenardalar. Malte Dilov oyuna giren isimlerden biri. Matisek yine aynı şekilde parkede. Nigel Ace Davis kenardan oyunu başlattı. Yanmadar. Yanmadar. Papayanis'in perdesini kullandı. Yanmadar. Perde çıkışı bir üçlük denemesi de ondan geldi. İsabet yok. Nigel Ace Davis'e topu alır mıyız? Alamadık topu Justin Bean. Savunma reboundunun takımına kazandırdı. Yanmadar'la yine yakın savunmamız var. Justin Bean. Topa müdahalesi var Tarık'ın. Neredeyse topu çalıyorduk. Hücumu devam ediyor. Malte Dilov. Sol dipte buldum. Bean'i. Sakin. 8 saniye. Bean orta mesafe. Alamadık topu. Malte Dilov 2 sayılık isabet. Hücum ribandı ve basket 86-55. 7-45 farkı 31. 31 sayılık fark. 7-45. Bakalım neler olacak. Bir faul daha geldi. Yanmadar'a Hermansson'un yaptığı müdahale sonrasında. Yanmadar içeriye yüklenmek istemişti. Ve Nigel kenara geliyor. Nigel Davis evet kenara geliyor. Sestina'yla yerini değiştirdi. 36 sayısı 14'te 8, 6'da 5. Güzel. Evet yani. 34 sayı. İnanılmaz bir performans. Skadi Wilbeck'in. Papayanis'in perdesini kullandı. Topuna müdahale var. Top yine Wilbeck'in de kaldı. 5 saniye Wilbeck'in çok uzaklardan bir deneme top çemberden çıktı. Neredeyse bir üçlük daha geliyordu Wilbeck'inden. Sonrasında da top konuk ekibin kontrolünde kaldı. Malte Dilov. Malte Dilov şimdi bıraktı dışarıya. Yakın savunmamız var. Sestinayla Hermansson. 2 sayılık isabet orta mesafede. Farkı bir kez daha 30'un altına çekti Alba Berlin. 29 sayılık üstünlüğümüz var. Yanmadar son 7 dakika artık karşılaşmada. Sestina topuna müdahale. Top dışarıda hücumumuz devam edecek. Matisek. Topa müdahale yapan isim. Evet. 14 saniyemiz var. Yeterli bir süre. Aynen ama top kayıplarını dikkat etmemiz lazım. Evet dikkat etmemiz lazım. Fazla üst üste olmaya başladı. Pas verirken rakip araya giriyor. Demek ki çok belli ederek o pasları evet. veriyoruz. Dolayısıyla daha dikkatli olmak lazım. Papayannis 3 sayılık çizginin gerisine atışı isabetli değil. Reboundu alamadı Sestina. Binde kaldı. Ve hemen savunmadaki yerimizi aldık. Bakalım. İyi savunduk bu arada. Kumanje. Hermansson. Kumanje yakalayamadı. Bir top kaybı geldi. Nigel de geri geldi. Biraz dinlendiği yeri geldi Nigel. 6 dakika. Her dakika 2 sayı atsa 48'de kalıyor. Tarık da yer değiştirdi. Nigel. 49. Haydi Nigel.
Kamer altından Nigel'la oyunu başlattık. Wilbekin'den Nigel'dan, Nigel'dan Yanmadar'a. Nigel'e rekoru kırdıralım ya. Bu maç gerçekten çok hak etti. Nigel Ace Davis tepede birebir aldı topu Nigel. Malte Dilov var savunması. Nigel Ace Davis 3 kişi arasından pasını aktardı. Dışarıda şimdi Wilbekin, Scottie Wilbekin son 4 saniye, 3 saniye. Wilbekin soluna adımladı. Çok uzaklardan bir üçlük denemesi, top hiçbir şeye değmeden dışarıya çıkıyor. Neden? Çünkü şu an akıllar biraz Nigel'da, evet. Bence. Yani Wilbekin de hani orada pas topu aldıktan sonra, evet, bekliyor ki hani Nigel bir pozisyon alsın, ona tekrar topu atayım diye. Dolayısıyla süre de eridi o arada, o 1-2 saniyede. Sonrasında da mecburen uzak mesafeli bir şut denemesi yapmak zorunda kaldı. Yoksa top elinde kalacaktı. O şutta da top hiçbir şeye değmedi. Şimdi yeniden savunmadayız bu hücum sonrasında. Bravo Papayanis, tam sahayı geçen pas Nigel 38. Smaç'ı bastı Nigel. Bomboş hücum. 11 sayı daha Nigel. Bir turnike ve smaçla tamamladı bu hücumu. 88-57 oldu. Maçta durum 5,5 dakika var karşılaşmanın tamamlanmasına. Rekor için çok rahat yeter ya. Aslında 1000 üstelik atışı isabetli değil. Rebound alan isim Papayannis. Nigel'ın 3'ü var. Hemen Wilbekin'e verdi. Wilbekin hızlı bir şekilde topu rakip alana taşıdı. Orada savunmanın bir müdahalesi. Vay. İyi blok ya. Papayannis'in az önceki bloğu. Evet, az önce güzel bir blok. Top Wilbekin'in eline düştü. O da hiç zaman kaybetmeden voleyboldaki parmak pas Nigel'a topu aktardı. Bir faul daha bu arada. Bir faul daha geldi. Ama o ve hemen teknik ardından bir de lazım, teknik faul ile geldi. Teknik faulden de onu hemen Nigel'a kullandıralım. Matisek. Hemen Nigel'a, evet, kullandıralım. Önce Wilbekin'e faul, ardından hani biraz da kendine de kızdı ama o vücut dili reaksiyon. O kolu sallayınca. Dolayısıyla karşılaşmanın hakemi de hemen bir faul daha çaldı. Kim çizgide? Nigel. Bütün toplar Nigel'da. Tabii tabii, şu anda Nigel'ı kaçırma Nigel. Kırdırmak lazım o rekoru ya. Şu an 40'ı da istiyor olabilir. Rekoru sanki biliyor mu, evet, bilmiyorum ama 40'tan sonra kenara da gelecek olabilir. 38 sayısı var. 38 kenardan mi var şu an? Şu an 38. 5 dakikada 11 atarsa rekoru ortak. Ama onu şu an acaba skorsal olarak biliyorlar mı teknik ekibimiz ya da Nigel? Aklında olmayabilir. Skoru mu? 49'da rekor kıracağı bilgisi olmayabilir şu anda. Bence var gibi. Var mıdır? Ben de 40'a atıp belki kenara gelir gibi geliyor, bakalım. Scottie Wilbekin Nigel'a bıraktı topu. Nigel Ace Davis şut gösterdi, kullanmadı. Papayannis bir kez daha Nigel. Üçlük gelse ya, üçlük geldi de öncesinde faul var. Vermedi. Faul var öncesinde. Sayıyı vermedi. Faul çaldı öncesinde. Bu arada Şarnoğan Seskeviçüs'ün şöyle bir itirazı var. Top elden çıktıktan sonra faul yaptık diyor. Yani basket geçerli olsun ama faulü de verin gibi bir itiraz ama geldi. Sanki Papayannis... Sanki önce müdahale var gibi, evet. Şu an hakemler, evet, mini bir toplantı halindeler. Böyle bir challenge hakkımız var mı bilmiyorum ama kenardan onay geldi. Challenge'a gidiyoruz. Ayo. Challenge yok ama biz kendimiz bakacağız dediler sanki. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. İzleyebildiğimiz kadarıyla sanki Papayannis'in hamlesi önce gibi. Evet, burada işte hani evet, sırtı şu anda biraz kendileri izliyor bu arada. Koluyla, kalçasıyla Papayannis orada hani perdeleme yapmak ister. Aslında tam da 41 oluyordu Nigel'ı ya. Çok önemli bir basket. Yok yok yani. Temasın önceliği ise söz konusu. Temas daha önce gibi. Papayannis. Ama İş nerede farkında mısın? Yani direkt top Nigel'la yani. Evet evet. Direkt kimseye atmıyor. Tabii tabii. Yani Nigel tek atışı kaçırdı. Üçlüğü sayılmadı. Bir hücumda 4 sayı bulabilirdi. Bir anda 42 sayıya çıkabilirdi ama maalesef ki olmadı. 5-0-5. 88-57. Şu anda galibiyeti kenara bıraktık diyebiliriz. Çok yakınız galibiyete. 31 sayıdaki üstünlüğümüz var. Nigel'ın rekor kırması için tüm takım seferber olmuş gibi gözüküyor. Parkede
Sterling Brown alley-oop pası Kumace'ye. Gerilerden gelip inanılmaz bitirdi Kumace. 88-59. Şemus topu rakip yarı sahaya getirdi. Sestina'nın perdesini kullandı. Elden teslim Wilbekin'e. Skala Wilbekin. Papayanis'in de perdesi vardı. Şimdi Yorgos Papayanis. Nigel boyalı alanda onu arıyoruz. Bak, çok ya. Ezbere bir pas. Top kaybı. Nigel'i hocam Sestina'nın hemen kenara alsın var. Önce. Nigel'ı mı? Oyun evet. Düzeninden dolayı. Evet. Çok yani, Nigel'da kalınca pas ezbere gitti değil mi? Tabii tabii. Hayır, şu an yani Papayanis öyle bir pas attı ki. Nigel'a bakarak başka yere gitti. 88-59 televizyon molasına gidiyoruz. Nigel da yoruldu tabii. 26 dakikadır parkede. 26 dakikada 38 sayı kaydetti. 14 üçlüğümüz var. 8'in Nigel'dan. Bugün gerçekten hem kendi adına kariyer rekorunu kırdı hem de en iyi gecesini yaşıyor diyebiliriz. Galibiyet artık bir mucize olmazsa Fenerbahçe bekor. Yani karşılaşmayı kazandığımız yani kazandık gibi son düdüğü bekliyoruz. Evet yani son o saatin çalmasını. Evet. Yani şu an biraz daha artık Nigel üzerine hani oyun dönmeye, kurulmaya başladı ama o da olmuyor. Onu da çok fazla zorlamaya gerek yok. Yani zaten o kariyer rekorunu kırdı. Tabii ki keşke hani Euroleague rekoruna da imza atmış çok olsa isterdik. Ama o biraz hani dediğin gibi ikinci çeyrekte 3 sayı değil de hani 10 sayı atmış olsaydı tabii. Zaten 7 koysa 45'ti zaten. 2 baskete geliyordu. Dolayısıyla hani normal oyun içerisinde bile o 4 sayı 5 sayı bulabilirdi. Kesinlikle. Şimdi o 38 sayısı mı var? 38 yani ilk çeyrek 18. Yani atması gereken 11 sayı var. Evet. Dolayısıyla bu çeyrek 11 sayı da işte. Çok az değil yani. Değildi. Bu çeyrek 13 atması lazımdı. İlk 6 dakikayı 2 ile geçince bu arada Euroleague'deki bir maçta atılan en çok sayı rekorunu da yayıncı kuruluş ekrana getirdi. Doğru bilgi. İnternetten evet. Bakmıştım tabii. Shane Larkin'in 49 sayısı var. Larkin de listede kaçıncıydı göremedim. Az önce o da geldi ekrana. Bir maçta Nigel en çok bir oyuncunun attığı üçlük de 10. bu arada. Nigel bir maçta bir oyuncunun en çok üçlük attığı sıralamada 10. şu anda 10. 8 üçlükte bir oyuncu ismi tam göremedim şu anda maalesef ki. 10 sayıyla ilk sırada belki 2 üçlük gelirse o rekora ortak olmuş olabilir bu arada. Tabii 2 üçlükten sonra biraz daha zorlasak da 49'da gelse keşke. Bu arada Wilbekin'in topa müdahalesi var. Evet 24 saniye içinde topu kullandırmadık. Alba-Berlin'e 4-0-4 var. Çok rahat yüzü geçebileceğimiz bir maçta Nigel'e rekor kırdırmak için aslında biraz vites düşürdük. Sakatlık olmasın. Galibiyet çok yakın. Rekor neden olmasın diyelim. Şehmus topu getirdi bir kez daha. Nigel tepede aldı. Alır almaz attı. Zor bir deneme. Üçlük isabeti geldi Nigel'dan. İlki geldi. Bir isabet daha bulursa bir maçta en çok üçlük isabeti bulan isimlerden biri olacak. Nigel Hayes-Davis 41 kere maşallah 41. sayısını buldu. İkili sıkıştırmada topu çalsak Nigel bomboş smaçla bitirecek. Baskette isabet yok. Wilbekin tam sahaya geçen bir pas. Nigel Hayes-Davis turnike basket 43 oldu Nigel. Bir anda 5 sayıyla döndü. Bravo Nigel. 93-59. Nigel hemen faul yaptı. Kenara gelme. Kenara geliyor. Nigel... Niye yap? Kenara geliyor. 40'ı, o 40'ı yapmak istiyordu. Rekor muhtemelen oradaki ilk seçenek değildi. 43 sayıyla muhtemelen maçı tamamlamış gibi gözüküyor. Nigel Hayes-Davis kenara gelmek için hemen faulünü yaptı. Rekoru 6 sayı uzaklıkta kaldı. Nigel bir üçlük daha bulsa üçlük rekoruna ortak olacaktı. İnanılmaz bir karşılaşma Nigel Hayes-Davis'ten. Ama çok yoruldu haliyle. Gerçekten çok yoruldu. Hı-hı. Hem bench'te teknik ekibimiz hem oyuncularımız hem tribünlerimizden Nigel Hayes-Davis'e yoğun bir tezahürat ve ilgi. Son 3 dakika 20 saniyeye girdik artık. Bean dışarı çıktı. Sterling Brown çembere gitti. Sterling Brown turnike basket. Onun da 17 ya da 18. sayısı olmuş olması lazım. Sence 49'u niye zorlamadı şu an? Bence bilgisi yoktu ya. Bence. Değil oradan mi? Hemen öğrenemez miyiz İlker Üçer'e ulaşsak? Mesaj mı atsak? O da oradaydı çünkü İlker Üçer'de tebrik eden isimlerden biriydi. Bu arada iki serbest atış gelecek. Yorgos Papayanis'ten. Bu arada acaba 49 bilgisi kenara ulaşır da Nigel tekrar oyuna girer mi? Kenardan da Nigel'e inanılmaz bir destek var. Nigel de Hayes-Davis geri geliyor.
Bence o bilgi şu anda bir konuşuldu. Evet. Nigel S. Davis oyuna geri gelecek. 3 dakikada 6 sayı bulursa Shane Larkin ortak olacak. 7 sayı bulursa... Ya 50 sayı dile kolay. Çok kolay ya. 50 sayı bir maçta. Evet. 50 inanılmaz ya. Atarsa tabii. Zaten hani 100 sayıya ulaştığını düşün. Yarısını bir önce atmış. Evet. İnanılmaz ya. Papayanes'in ilk atışı kaçtı? Sayısı olmayan 3 oyuncumuzdan biri Sestina, Papayanes ve Sheamus. Bu 3 oyuncu dışındaki 9 isimden sayı bulduk. Nigel 43, Motto 18, toplam 61, Alba Berlin 61. Yani 2 oyuncuyu çıkardığımızda geriye düşüyoruz. Bu arada 2'de 1 ile ayrıldık çizgiden. Tam sahaya geçen pas denemesi, araya girdik Yan Madar'la. Nigel'a yakın savunmayın. Çok yakın savunma var Sterling Brown'dan. Yan Madar. Şimdi Nigel yüksek posta aldı topu. Son 2 dakika 50 saniye. Sterling Brown var. Temas al, çizgiye git. Basket faul geliyordu. 2 serbest atış gelecek. Neredeyse geliyordu basket faul. Çok iyi olurdu. 46'yı bulurduk. Nigel Ace Davis. Rekorlar kıran Fenerbahçe Beko'da. Son haftalara damga vuran Fenerbahçe Beko'da. Bir rekorda kırmaya çok yakın. Nigel bu maçtan sonra 2 gün izinli. Yani şu anda bayağı, saha şu an... içinde 23 deneme bile... Kolu yorar yani. Yani rakip de tabii şimdi ilk atış atmasın kaçtı diye. Evet, ekstra bir savunmalarla falan durdurmaya çalışıyorlar yani. İlk atış kaçtı ya. Ya Papayanis'in o faul olmadığındaki üçlük geçerli olsa 46'ydı ve süre 2 46 çok yeterliydi ama şimdi işte bakalım yeterli olacak mı? 2'de 1 geldi. Nigel Ace Davis'ten 44 oldu. Bir üçlük atarsa bir maçta 13'lük atan isimler arasında adını yazdıracak. Rekorlar listesine ilk sıraya yerleşecek. 6 sayı atarsa da EuroLeague tarihinde bir maçta en çok sayı bulan isim olacak. Nigel Hayes Davis. Galibiyeti artık bir kenara bıraktık. Fenerbahçe Beko Alba Berlin karşısında galibiyete 2 dakika 46 saniyelik uzakta ki yani iç sahada bu maçla birlikte 16 maç 15 galibiyet. 17. maçımız, iç sahadaki son maçımız. Önümüzdeki hafta Cuma günü Anadolu Efes karşısında olacak. Taraftarlarımızı bir kez daha Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'na davet edelim. Papayanis'te kaldı ribaund. Bıraktı topu Nigel Ace Davis'e. Nigel Ace Davis yani neredeyse bütün Alba Berlin oyuncular etrafında. Nigel çembere gitti. Zor bir deneme isabeti o. Kendi ribaundunu aldı. Nigel temasa rağmen iki serbest atış. Bravo. Yani kaçırdı. Kendi ribaundunu aldı. İki serbest atış daha kazandırdı kendi kendine. Nigel Ace Davis asist yapıyor. Nigel Ace Davis tamamlıyor. Nigel Ace Davis rebound oluyor. Şu anda böyle bir sekans var aslında parkede. Evet. Yani az önceki hücumu gerçekten izlemenizi çok isterdim. Neredeyse bütün Alba Berlin'in oyuncular Nigel Ace Davis'i savunmaya geçmiş durumdaydı. 44. 6 sayı lazım. 5 sayıya bizim rekoru ortak olur. Bizim daha önce kimdi? Berke var mı o sende? O... Çok güzel soru ya. Yok. Çünkü 39 rekor, bizim rekorumuz 39'muş. Muş. Evet. Muş muymuş yani? Muş kimmiş muymuş acaba? Evet. Şu an o bilgiye... Az sonra o da gelecek. Geliyor bizim, mu? Evet, 39'muş. O yüzden 46 oldu. 40 için... Ha, hani 40 biz için kendi rekorumuzu kırmak istiyorduk. Evet, 46 oldu. Bir üçlüğe Nigel. Şimdi EuroLeague rekoru için İki rekora ortak Nigel oluyor. Bir maçta 13'lük atan ismi şu anda gerçekten maalesef ki hatırlayamıyorum. Ona ortak olacak. Hem de bir maçta atılan 49 sayı rekoruna ortak olacak. 13'ü kimin attığını da hızlıca bakmak istiyorum. Yan Madar. Kaydı Yan Madar. Top hala elinde. Nigel'a verelim lütfen. Yan Madar bıraktı Nigel'a. 1.50 var. Yeterli bir süre var. Nigel Ace Davis. Nigel ikili sıkıştırmaya geldiler. Papayanis Nigel. Üst sayılık deneme. Top çemberden döndü. Papayanis çeldi. Ne faul hocam, yapma ya. Papayanis'in rebound mücadelesine faul yaptığını söyledi. Ben de Şeymuz'a kızacaktım, atıyor diye boş pozisyonda. Düdükten sonra çaldı. Düdükten sonra attı. Bir maçtaki en fazla üçlük. Acaba 10 kime ait? Üçlük. Evet. Andre Goodluck. Goodluck. Evet. Bizim eski oyuncumuz evet, bu arada. Bayern Münih maçında atmıştı. Deplasmanda. 10 maç. 10. Aynı şekilde Larkin'de rekor kırdığı maçta 13'lük atmış bu arada. 13'lük atmış. Şu an Larkin'i bir üçlük atarsa Larkin hem üçlükte yakalıyor hem 49 sayıda yakalıyor. Nigel Ace Davis. Haydi o üçlük gelsin. 1.25 var. Şu an sahanın her yerinde... Nigel'i arıyoruz. At. Nigel aldı topu. Baksana ikili sıkıştırmaya geliyorlar evet, hemen. Evet, şu an. Nigel Ace Davis. Yan Madar. Nigel hücum faul çaldı. Hücum faul çaldı. Girseydi yine geçerli olmayacaktı.
Top da çemberden çıktı. Madara çaldı. Evet. Ya ama Alba da yapmasa yani, keşke. Şu kadar sıkmayın yani... ya. Maç bitmiş. Yani bir iddianız yok sıralamada şu anda baktığın zaman. Hayır mesela şey yaparsın. Hani yüzü buldurmamak için mesela sıkabilirsin. Üçlüye yüz değili. Hayır yani yok öyle de hani oradaki savunma, olay başka. Hani... Savunma yapmasak da hızlı hızlı atsalar ya. Bak Nigel bu arada savunmada değil farkında mısın? Rakip yarı sahada bekliyor. Çünkü olası tabii, bir top da böyle işte bak, Yan Madar topu çalarsa Nigel'a bırakırsa Nigel 48 oldu. Bir, iki sayı daha bulursa rekor geliyor. Hemen faul yapalım. 99-66. Nigel rakip yarı sahada kal. Alba Berlin'e faul yapalım. İki serbest atış kullandıralım. Bırakın atış atsınlar. Attılar. Üçlük denemesine isabet yok. Reboundu alabilir miyiz? Reboundu. Top dışarıda. Bizde. Hücum bizde olacak. 99-66. Galibiyet artık Fenerbahçe Beko'nun. Onu bir kenara bıraktık. Rekor gelsin. 39. Bizde Nando 39 mu atmış? Fransız yıldızımız, eski yıldızımız 39-60. Nigel'ın bir sayısına rekor ortak olduğunu, bak ya faul yapıyorlar. Yan Madar iki serbest atış kullanacak. Ya Madar sakatlanmış gibi yapsa kenara gelse Nigel'ı attırsak falan olmuyor mu? 48 de kalmasın. 48 çok güzel ya. Evet, güzel. Gerçekten 48 güzel. Gerçekten çok güzel ya. Madar acaba kaçırmayı konuşur mu? Rebound'a sokalım. Bak benim şu an duydun mu yayıncının anlattığını? Evet. Yan Madar'dan hakeme Nigel kullansa olmuyor mu tarzında bir soru geldi. O kullansın bir tane atsın falan diye belki teklif etmiş olabilir. Evet iki kullanmayalım bir atalım Nigel atsın. Yan Madar'ın ilk atışı isabetti. O da üçüncü sayısını buldu bu karşılaşmada. 100 olduk 166. Taraftarlardan birinin kaçır diye bağırdığını duydum bu arada. Ama kaçır kaçır diye. Nigel rebound'a yakın değil. Evet kaçır 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 sesleri. 2'de 2 geldi. Hemen faul yapsak rakibe mi? Acaba Nigel'a verin ayıp topu. Olur? Daha süre var. Ya 101-66'da yaptığımız baskıya gitme. Bak. Yani Nigel'a rekor Nigel kırdırmak gitme. İstiyoruz tabii. Kapacağız ve haydi, bak Nigel'a girecek o topu. Topu. Nigel gitme. Tutamadık. Bizde olacak top. 23.1 saniye. Nigel'a bir sayı rekor ortak olur. 2 sayı rekoru kırar. 48 sayısı var. Maç bittikten sonra hemen Ataşehir'e gideceğiz. Hemen sözü Ataşehir'e bırakacağız ama öncesinde Nigel'a bir rekor kırdırmamız lazım. Nigel Ace Davis bu rekoru fazlasıyla hak etti. Hakemler izlemeye gidiyor. Ne izleyeceksiniz? Topun kimden çıktığına bakacaklar. Ayağına challenge çarpmış geldi. İşte burada şeyin. Challenge bu arada geldi. İsrail Gonzalez'den. Burada bir daha ayağına çarpıyor. Ayağına evet, evet, bir evet, daha evet. çarpıyor. Dolayısıyla top bizde. Top bizde. Evet bak burada yani... Önce Şeyhmuz'un ayağından top giderken kenarda bir daha orada Matt Thomas'a çarpmış. Bizde Şeyhmuz onlarda Matt Thomas. Ha Thomas'ın ayağına çarpıyor. Bak önce Şeyhmuz'un ayağı evet, sonra Matt Thomas'ın ayağına burada. Çarpıp tık diye dışarı gidiyor. Çok bu net açıdan, belli ya. Bak bu açıdan onu anlayamıyorsun ama diğerinde çok topun dönüş yönüne baktığında zaten çok net belli oluyor. Bak burada topun dönüş yönünden direkt anlıyorsun net ayağına değip tabii, değmediğini. Tabii. Nigel'ı 48'de bırakmayalım. Motley 20 yapamadı ya. Belki. 18'de kaldı Motley ya. 18 yerine. Motley'de 20 yapmıyor. Uğraşsak yapardık aslında. Topu kime verecekler? Yani baktığımızda çok net bir şekilde bizde gibi gözüküyor ama o düdüğü bu tarafa çalalım. Evet. Top bizde. Süre de arttı. Nokta 6 saniye arttı. Şimdi hücumda Alba gerçekten bak, hücumda maç Nigel, savunması yapacak bu arada biliyor musun? Hücumda Nigel sayı atsın diye aynı zamanda savunma yapacağız şu an belki. Yani evet evet. Rakibi evet. de savunmamız lazım ki. Top bizde ama 23.7 saniyede Papayanis bıraktı aha. Nigel'a. Nigel Ace Davis çembere gitti. Nigel Ace Davis elini oldu. Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayıyı bulan i̇şte isim. 50 sayıyla Nigel Ace Davis oluyor. Hem sizler hem de bizler bir rekora daha tanıklık ediyoruz. Fenerbahçe Beko formasıyla 50 sayı buldu Nigel Ace Davis. İstediğiniz kadar smaç basabilirsiniz. 103-68. Ataşehir'de kazanan Fenerbahçe Beko oluyor. Rekoru kıran 50 sayıyla Nigel Ace Davis oluyor. Sözü hemen Ataşehir'e bırakıyoruz. Ve şu an omuzlarda gördüğünüz
Galatasaray'ım başardı. Oyuncularımız şu an galibiyetin coşkusunu alacak. Evet, şu anda Ataşehir'de hem galibiyet sevinci hem de Nigel Ace Davis'in rekoru kutlanıyor. Fenerbahçe Beko formasıyla 50 sayıyla oynadı bu karşılaşmada ve EuroLeague tarihinde bir maçta bir karşılaşmada atılan en yüksek sayı rekorunu kırıyor. Nigel Ace Davis 49 sayıyla rekor. Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin'deydi. Bu gece Ataşehir'de Nigel Ace Davis 50 sayıyla bu rekoru kırmayı başardı. Tabii bu akşam belki tezahüratı yaptırmak da tabii Nigel'a evet, düşer. Evet, kesinlikle. 50 sayı attıktan sonra ki takım arkadaşları da Yelov'da ona sözü vermek istiyor. Biz de sözü Serhan Ayta bırakalım. Maç sonunda her zaman olduğu gibi, takımımız taraftarlarımızla birlikte karşılıklı tezahürat yapacak ve Nigel Ace Davis bugün tezahüratı başlatan oyuncumuz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bir kez daha hatırlatmak gerekirse bugün takımımız 103-68 kazandı Alba Berlin karşısında ve Nigel Ace Davis attığı 50 sayıyla EuroLeague tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu unvanının sahibi oldu. Tarihe geçti bu performansıyla Nigel Ace Davis ve takımımızda 32. maçında 20. galibiyetini elde etti EuroLeague'de. Oyuncularımız soyunma odasına doğru ilerliyor. Birazdan röportajlarımız olacak. 103-68'lik bir galibiyete imza attık ve Nigel Ace Davis attığı 50 sayıyla EuroLeague tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu unvanının sahibi olmayı başardı ve soyunma odası koridorunda galibiyetin coşkusunu ekrana getirdik. Birazdan röportajlarımız olacak. Bir kez daha belirtmek gerekirse 103-68'lik bir galibiyete imza attık. Fenerbahçe Beko basketbol takımımız 103-68 kazandı. Nigel Ace Davis 50 sayıyla EuroLeague tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu unvanının sahibi olduğu takım menajerimiz Sayın Cenk Renda. Burada hemen yanımızda. Evet Cenk evet. Abi 20. galibiyetimizi elde ettik. Nigel rekor kırdı. İç sahadaki iyi performansı. Hiç bu kadar sevinmemiştim valla bu kadar farka. Ya müthiş bir uğraş verdi. Önce biliyorsun bizim Nando'nun rekoru vardı 39 sayı. Onu kırdı. Sonra Allah'tan hocaya söyledi. Larkin'in de rekorunu kırayım diye. Hoca bilmiyordu herhalde. İyi oldu ya. Çok sevindim. Valla çok bugünkü maça çok iyi başladı. Hak zaten etti. İlk çeyrekte 18 sayı. Evet. Hak etti. Onun adına onu tebrik ediyorum. İnşallah diğer maçlarımızda da aynı performansı hem o hem takım olarak gösterirler. Evimizde son bir Anadolu Efes maçı kaldı. Onu da kazanacağız. Daha sonra son maç yine Olympiakos'la oynayacağız. Onları da yenecek güçteyiz. Playoff için en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz. Bunu da yapacak güçteyiz. Bu hafta sonu daha doğrusu salı günü Beşiktaş'la Zedi rekabet maçımız vardı. Fakat galiba kazanıyormuş Beşiktaş'ta. Bu durumda onların çarşamba maçı olacak. O maç da ertelenecek. Biraz
oyuncularda dinlenme fırsatı doğdu Anadolu Efes maçı öncesi. Bu da bizim için avantaj. Çünkü çok biz bu aralar hep deplasmandan gelip deplasmana gittik. Beraber yaşıyoruz, siz de yaşıyorsunuz. Onun için oyuncular da bir nefes alacaklar. Tekrar taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadılar. Müthiş bir destek vardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En büyük Fenerbahçe. Çok teşekkürler. Evet, Cenk Renda takım menajerimiz bizlerle birlikteydi. Bir kez daha hatırlatmak gerekirse Nigel Davis 50 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanının sahibi oldu. Daha önceki rekor Shane Larkin'e aitti 49 sayıyla. Birazdan röportajlarımız olacak, ancak o röportajları Euroleague özel programına saklayalım dilerseniz. Çünkü oyuncularımız yayıncı kuruluşun röportajlarındalar şu an. Bizler röportajlarla Euroleague özelde yeniden karşınızda olacağız. Sözü yeniden merkez stüdyoya bırakıyorum. Evet, Serdar Hayat'a teşekkür edelim. Galibiyetin evet, hemen ardından Ataşehir'e gittik. Fenerbahçe Beko Alba Berlin'i 103-68 ile mağlup etti. Bu sezon iç sahada oynadığımız 16. maçta 15. galibiyetimizi aldık. Ve belki de gecenin en önemli olaylarından biri yaşandı. 49 sayıyla Euroleague'de bir maçta en çok sayı rekoruna sahip olan Shane Larkin'i 50 sayıyla geçen isim Nigel Davis oldu. Barış Yalçınsoy, programımızı noktalamadan önce senden de son birkaç cümle almak isteriz. Evet, gerçekten böyle akşamlarda konuşmak, o son birkaç cümleyi söylemek gerçekten keyifli oluyor. Bu akşam da Fenerbahçe Beko evimizde, senin de söylediğin gibi 16. maçında 15. galibiyetini aldı. Bizleri, tribündeki taraftarlarımızı, ekran başında karşılaşmayı takip eden taraftarlarımızı gerçekten fazlasıyla mutlu etti. Burada tabii 50 sayı bir rekor. Her maçta neredeyse bu sezon artık son karşılaşmalarda evet, yeni rekorlara imza atan bir Fenerbahçe Beko var. Nigel'ı da bu anlamda bir kez daha tebrik etmek gerekiyor. Hem koçun desteğiyle hem taraftarların ona verdiği destek ve moralle o da iyi başladığı karşılaşmada çok güzel bir final yaptı. Onu da tebrik etmek gerekiyor. Kolay kolay kırılamıyor bu rekorlar. Ama o adını şu an en üst sıraya yazdırdı. En skorer isim kesinlikle olarak bir karşılaşmada en fazla sayı atan oyuncu olarak 103-68'lik galibiyet. Bundan sonra oynayacağımız normal sezonda iki karşılaşmamız var. Anadolu Efes'te oynayacağız, Olympiakos'ta oynayacağız. Umarız o karşılaşmalardan da takımımız galibiyetle ayrılır, galibiyet serisini sürdürür ve Final Four yolunda da emin adımlarla yoluna devam eder. Tebrikler, başarılar. Evet, takımımızı hem tebrik edelim hem başarılar dileyelim. Barış Yalçınsoy'un da söylediği gibi önümüzdeki hafta Cuma günü iç sahadaki normal sezonundaki son maçımızda iç sahada Anadolu Efes'i 20.45'te konuk edeceğiz. O karşılaşmadan önce de Salı günü saatler 20.30'u gösterdiğinde yine Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda rakibimiz Beşiktaş olacak. Hem derbide hem de Anadolu Efes karşılaşmasında taraftarlarımızı Ataşehir'e davet edelim. Bir Euroleague maç programımızı, maç havası programımızdan noktalıyoruz. Evet. Noktalıyoruz ama Euroleague özel az sonra devam evet, edecek. Fenerbahçe TV ekranlarında onu da bir Murat kez daha hatırlatalım. Murat Dilin, Kıvanç Özkök ve Serhan Hayat Euroleague özel programında az sonra karşınızda olacak. Röportajlar yine karşınızda olacak. Şimdilik reklama gidiyoruz. Az sonra Euroleague özel karşınızda olacak. Buyurun. Ben de var, teşekkürler. Yaptığımız bazı tercihler geleceğimizi değiştirir. Şimdi Yapı Kredi Step'le tercihlerimiz Step puan kazandırıyor. Mesela basılı fiş yerine e-bilgi fişi tercih edin, siz de Step puan kazanın. Kazandığınız Step puanları geleceğimiz için bağışa dönüştürün. Daha iyi bir geleceğe adım atmak için sürdürülebilir tercih programı, kısaca Step, Yapı Kredi Mobil'de. Yapı Kredi Step. Hayalinizdeki Egea başka bahara kalmasın. Mart ayına özel sınırlı sayıda Egea modelleri 100 bin liraya varan nakit indirim veya %0 faizli kredi seçeneğiyle Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Yapay zeka ile kiri, kumaşı ve yükü algılayarak deterjan miktarını ayarlayan Optimix teknolojisiyle bunları düşünmek yok artık. %32 daha az karbon salımı ve A enerji sınıfından %10 daha düşük enerji tüketimi. Çarpıcı tasarımı, çamaşır yıkama deneyimini değiştiren arayüzü ve yapay zeka teknolojileriyle Arçelik'in ilk otonom çamaşır makinesi Arçelik Neo.
Ta 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 ta. Arsa evden şimdi al, ta Haziran'da öde. Foça, Kuşadası, Dikili, Beypazarı ve Çanakkale'de şimdi al, Haziran'da öde. Üstelik sıfır faizle 2 yılda rahat rahat arsa ve ev sahibi ol. Türkiye'nin en değerli lokasyonlarında yaşama ayrıcalığına sahip olmak için siz de hemen arsa ve eve gelin. Hem arsa hem ev, arsa ve ev. Anne ya. Hı? Acaba bizim şu arabayı mı değiştirsek? Ne gerek var oğlum Tas? İkinci elde kime güveneceksin? Güvensen garantisi var mı yok mu? Hasarsız mı? Hepten bozuk mu? 1000 tane hırgür borcu harç eder. Emekliyiz babanla. Bu araç bize yeter. Ses yok. Otokoç ikinci elde endişeye yer yok. Koşulsuz iade ve güven var. Garantiler, uygun kredi, takas... Türkiye'nin her yerindeki şubelerimizde bol marka ve model seçeneklerimiz, ücretsiz ekspertiz ve online satışımız da var. Daha ne olsun Güven Bey? Hayırlı olsun efendim. Olay güvende ha. Ben istemez miyim şirket araçlarının yakıt takibini cepten yapabileyim? Fatura biriktirmeden akaryakıt giderlerini öğrenebileyim. Araca tanıma cihazı taktırmadan dilediğim yerden yakıt alabileyim. Taahhütsüz, evraksız, anında Opet'li olabileyim. Otobilim. Otobilim. Bravo. Gidebilirim. Görebilirim. Çözebilirim, gösterebilirim. İşimde arkı açabilirim. Araç tarama ve yakıt takip sisteminde aradığınız özgürlük Otobilim. Uygulamayı indirin, dakikalar içinde şirket araçlarınızı tanımlayın, yakıt alımına başlayın. Sayın yolcularımız, kuaförler, restoranlar, oteller. Hepsi afilli, hepsi indirimli. Kaptanınız konuşuyor. Siz de afilli bankacılık müşterisi ve bilek kart sahibi olun. Birikimleriniz arttıkça artan ayrıcalıkları keşfetmeye devam edin. Afilli uçuşlar dileriz. Evet, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan merhabalar sevgili seyirciler. Harika bir akşam, rekorların gecesi. Fenerbahçe Beko'nun bu sezon rekor kırmadığı maç sayısı gerçekten çok az. Bu akşam da bir galibiyet daha geldi. Bu 20. galibiyetimiz oldu. 32. maçta 20. galibiyet. Nigel'ın gecesi manşetler atılıyor şu anda. Çünkü Euroleague tarihine geçti. 50 sayı Nigel Hayes-Davis'ten. Önce Fenerbahçe Beko tarihinin Euroleague'de, modern Euroleague'de en çok sayı atan oyuncusu oldu. 39 sayıyla Nando'daydı rekor. Onu geçti, 41 oldu ama taraftar dedi ki Nigel sen tarihi bir rekora imza at. 49 sayıyla Shane Larkin'de olan rekoru bugün 50 sayıya çıkartıyoruz. Ve belki de Euroleague tarihinde bir daha kırılması çok zor mümkün olabilecek bir rekor daha. Evet, İlker Ayrık'la Koç Murat Didin'le birlikteyiz. Çok güzel bir akşam. Keyifli bir galibiyet. İlk 4 için çok değerliydi bu galibiyet. Favoriydik ama hakikaten çok keyifli bir akşam oldu. İlk olarak koç müsaadenle sevgili İlker Ayık'la başlayalım. Çünkü bir süredir onu konuk edemiyorduk, özlemiştik. Zaten akşamın adı belli. Ben bilmem Nigel bilir. Evet evet, şef manşeti attı. Ben bilmem Nigel bilir. Çok güzel. Çok teşekkürler koç. Vallahi ne diyelim, senin de az önce altını çizdiğin gibi bu sezon Fenerbahçe Beko için rekorlar gecesi bu sene. Bu sezon öyle oldu. Bu akşam da en son böyle bir 43 sayı attı, hemen faul yaptı, oturdu. Sonra biraz taraftarın, seyircinin baskısıyla koçla herhalde bir göz göze geldiler. Evet. Girer misin, ayıpsın dedi o da, girdi. Çok ve... istiyordu o da bunu zaten. Ama hak ediyor. Yani, çok hak ediyor. Ya ona bir moral, bir motivasyon çok önemli. Takımın hakkını yemeyelim, bu her zaman bir takım oyunu, takım sporu. Sadece Nigel'dan bahsedersek diğer arkadaşlara ayıp etmiş oluruz ama... harikulade bir pastanın üzerine Nigel nefis bir çilek oldu. Ama şunu söyleyeyim, bütün takım Nigel'ın rekor kırması için seferber oldu. Bu muhteşem bir şey yani. Sadece salon, bütün Ataşehir yani Çerenköy'e kadar herkes Nigel'ı istedi. Evde herkes heyecanlandı. Vallahi biraz şey oldu. Onun yani bu akşamki motivasyonu ona adanmış oldu. Evet evet, bu maç ona adanmış oldu. Yolu açık olsun, çok ihtiyacımız var ona. Çok önemli bir oyuncu ya, bütün oyuncularımız gibi.
Ben de çok mutlu oldum. Sanki ben atmışım gibi. Bana ne oldu? Hepimiz öyleyiz yani. Yerimizde duramadık ya koç. Sen de atabilirsin yani. Ya, herkesin o 50 sayıda payı var. Ben söyleyeyim. Kesin öyle. Salondakilerin, evdekilerin, tüm takımın, teknik ekibin, herkesin payı var. Yani maçta böyle kopunca tabii. Hani Nigel'ın üzerine bu şekilde bu rekoru kırılması daha evet, mümkün oldu. Evet, maçın hikayesi oraya evet. dönmüş oldu. Hatta son hücumda herkes de diğer tarafta Alba tarafı da gıcık oldu gıcık tabii. Oldu. Üç kişi tutuyorlar Nigel'ı ya. Haklılar. Ben aslında ben de gıcık olurum. Onu tuttular ama iman etti Nigel. Helal olsun. İnandı. İnandı. Vallahi değil. İlk çeyrekte 18 sayı atınca şeyi sormaya başladı. Yani rekor kimdeyi sormaya başladı zaten. Kesin öyle. Sonra da zaten. İlk yarıyı 21 sayıyla bitirdi. E maşallah. Allah bereket versin. Ya evet, Nigel üzerinden aslında bu galibiyeti biraz evet. Yani girişini öyle yaptık ama sevgili İlker Ayrın dediği gibi takım halinde Fenerbahçe Beko'nun yine çok güzel oynadığı ve galibiyeti sonuna kadar gittiği bir akşam. Al bakarsan zaten galibiyeti bekliyorduk. 30-40 sayılık farkı bile çok fazla insan bekliyorduk. O çünkü hani ununu elemiş, eleğini asmış bir takım. Ama her ne kadar öyle gözükse de işte Real'i zorladılar, Anadolu Efes'i zorladılar. Hani öyle havlu atmış bir takım görünse değil yani. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Yani durum ne olursa olsun yani. Hiç öyle hani Alba Lig'in sonuncusu 5 galibiyeti falan var. Hiç öyle bir şey yok. Her maç oynanarak kazanılıyor neticede yani. Geçen hafta son topla şey yendiler. Anadolu Efes'i yendiler evet. en son topla. Ama şimdi Naci Reis bugün herkes... Belki basketbolu çok sık seyretmeyenler evlerinden şuna bakıyorlar. Aa, Nigel Hayes 50 sayı attı. Muazzam rekorlar gecesi. Harika bir şey. Ama takımın bunu neden kabul ettiğini, niye herkesin istediğine dönersek, biz Kıvanç'ta stüdyoda özellikle deplasman maçlarında yayını yaparken bunu zaman zaman Seren'den dinliyoruz. Deplasmana giden herkesten, geçen sene Batuhan'dan dinliyoruz hepsinden. Takım inliyor şehre. Yıllarca Euroleague seyahati yaptım. Oraya gittiğinde herkesin ilk isteği şudur. Abi bir dinleneyim. Akşam antrenmanına kendimi hazırlayayım. Nigel akşam antrenmanına çoğunlukla takımla gitmiyor. Erkenden gidiyor. O kendi bir saat daha antrenman yapıyor. Maç sabahı hafif bir teri antrenmanı yapılır. Şut atılır. Nigel ona da erken gidiyor. Yani tamamen kendini o ekstra şuta, ekstra çalışmaya adamış durumda. Bunu belki herkes bilmiyor, zaten onun için anlatıyorum. Ama takım bunu bildiği için evet. ona da bu eforu fazlasıyla veriyorlar. Çünkü diyorlar ki herkes benliğinde ağam, Hüseyin Hakkın. Adam çalışıyor ağam. Aynen. Hak ediyor. Ya herkes bugün Nigel değil de kendisi 50 sayı atmış gibi mutluydu. Maç sonunda oyuncuların Nigel olan sevgi gösterisi, taraftarın coşkusu, bence aile olabilmek ve bir oyuncunun mutluluğunu komple paylaşabilmek en değerlisi ve şampiyonluk kadar değerli bir şey. Zaten şampiyonlukları da böyle kazanıyorsun. Yok kesin öyle. Özellikle Saras'tan sonra bu resmi daha evet, fazla evet. görür olduk. Herhalde onun da biraz dokunuşu, alameti, farikası fazlasıyla bu. Takımın daha fazla birbiri için oynaması. Bu çok büyük bir koç dokunuşu. Yoksa bir taktikle bir maçı kazanırsın, kaybedersin. Ama iyi bir takım olmak için birbiri için oynamak söz konusu. Koç herhalde çok daha iyi değerlendirecektir. Bu manada takım çok iyi gidiyor. Peki o zaman şunu sorayım. Takım çok iyi gidiyor. Nazar değmesin. Sakatlıksız bir şekilde playofflara gidelim. Evet. İki maçımız kaldı. Sevgili İlker Aylık'ta bizimle beraberken onun fikirlerini merak ediyorum. Anadolu Efes, ki onlar da play-in potasına girdiler. Girdiler. Şu anda 10. sıradalar ve önümüzdeki hafta bizimle burada oynayacakları maç onlar için inanılmaz değerli. Ama bizim de ilk 4 içinde yer almamız için Anadolu Efes karşısında kaybetmeye tahammülümüz yok. Aynen. Son maçımız da Olympiakos deplasmanında. İki karşılaşmamızı da kazanırsak ilk 4 içinde bitirme olasılığımız tabii ki yüksek. Evet. Ama diğer takımların kaybetmesini beklemek durumundayız bir yandan. Hem şu kalan iki maçla ilgili beklentin, fikirlerin, düşüncelerin, hem de playoff eşleşmesinde kalbinden, gönlünden geçen Final Four yolunda takım kim? Hangisi? Çalıştın değil mi? Hani futbolcular kesin. Şey der ya, biz maç seçmeyiz. Biz için önümüzdeki maçlara bakacağız. Her maç aynı değerdedir. Her maç aynı değerdedir. Ya çok böyle tuhaf bir sezon oldu aslında. Daha kuvvetli olduğumuz ve daha iyi yerlerde olmamız gerektiğine inanan bir camiayız bu sene için. Çok sezonun çok kırılma maçları oldu. Çok saçma sapan maçları, çok saçma sapan saniyelerde verdik. Hiç buraya kadar uzamaması gerekiyordu ama form tutmamız gereken dönemde form tuttuk gibi inanıyorum. Evet.
Dolayısıyla çeyrek finalde ya Monaco ya Barcelona gelebilir herhalde. En kuvvetli ihtimallerin öyle olacağını düşünüyorum. Ya ben de bu iki takımın da... Kaçıncı bitireceğini zannediyorsun ki? Veya varsayıyorsun. Bilmiyorum. Çok zor değil mi? Çok gözüm, fazla. Gözüm başım oynadı ama söyleyemedim de. Kalbimden geçen tabii ki 4. İlk 4. İlk 4. Ama 5 de olur 6 da olur fark etmez. Ben çeyrek finalde hiçbir takım Fenerbahçe Beko'nun rakibi olmak istemez. %100. Siz kaçıncı bitirirsek bitirelim. Yani form tutmuş bir takım olduğu için söylüyorum. Bilmiyorum ki koç. Yani şu anda maçlara bakıyorum. Ya şu anda Real Madrid... Üçüncü olma işte Pana şu anda şeyde Bologna karşısında önde değil mi? Evet. Yani o maç zaten bu akşamın en kritik maçıydı. Dün Monaco çok zorlandı ama Asfel'i yenmeyi başardı. Olympiakos çok zorlandı ama Partizan deplasmanından galiba yedi. Son çeyrekte ne maçtı abi? Ben dedim ki ya Partizan götürüyor bu iş dedim ama olmadı yani. Olmadı. Partizan'dan dediğin gibi umutluyduk. Asfel çok iyi oynadı. Son çeyrekte çözüldü. Yani favori olan ilk dört içinde yer alan takımların da kalan maçlarında kazanacağının garantisi yok. Ama ben bu formumuzu sürdürdüğümüz müddetçe aynı görüşteyim. Evet. Zaten Real Madrid ile eşleşme ihtimalimiz yok. Onun dışındaki tüm takımları eleyebilecek güçteyiz. Barcelona ve Monaco nispeten daha yumuşak takımlar. Bilmiyorum koç katılır mı? Ama Yunan takımları özellikle kendi evinde inanılmaz coşkulu. Panathinaikos ile eşleşmek tabii ki sen kimse de istemez. Ama onlar da bizi istemez muhtemelen. %100. Yani ben gelen ağam giden paşam yani Barcelona da olur, Monaco da olur fark etmez. Çok şey değil. Etmez. Şeyde ufacık bir şey anlatayım aslında konuyla Tabii. ilgili çok da vaktinizi almak istemem. Al, al ya vakit senin. Şeyde Baskonya'daki Final Four'da tabii mağlup olduk kazanamadık filan falan. Dönüşte Bilbao'da havalimanında başkanla karşılaşmıştık. Ali Bey bana dedi ki nasılsın İlker dedi. Çok iyiyim başkanım siz nasılsınız dedi. Bana dedik ya böyle bir mağlubiyetin üzerine yani Final Four'dan eli boş dönüyoruz. Ve çok iyi olabiliyorsun. Valla pes dedi yani bravo. Yani ikisini karışık söyledi. Dedik ya her sene Final Four oynayan, Final Four'u kovalayan bir takımın taraftarıyım ben. Benden mutlusu yok. Biz her sene şampiyon olamayız. 5 Final Four gördük. Birini kazandık. Birini de elimizden aldılar. Özellikle işte Berlin meselesini. Yani buralarda olmak, rakibimiz Barcelona, Monaco gelir gelmez biz... F4 yaparız yapamayız çeyrek falan. Ben her haliyle takımıma hakkımı helal ediyorum. Bu takımdan ben razıyız. Yani. Evet ben bu takımın dünyanın en güzel takımının bir fanı olmaktan, taraftar olmaktan çok mutluyum. Umuyorum ki F4 yaparız. Umuyorum ki final görürüz. Umuyorum kazanırız. Ama kazanamazsak da aynı tutkuyla, aynı duyguyla seviyorum bu takımı. Bu takım sevilmez mi ya? Abi yani o kadar güzel yorumladın ki şu süreci. Fenerbahçe Beko'nun basketbolda geldiği noktayı, marka değerini, taraftarların bu takıma olan bağlılığını, şu salonun evet. yarattığı kültür. Her şeyin üstünde bence. Takım de, bizi güzel. De büyüttü, bizi de eğitti, bizi de iyi bir basketbol evet. seyircisi yaptı. Bu karşılıklı Birlikte bir şey. Birlikte aslında büyüdük. Kesin öyle. Dolayısıyla bu anlamda çok mutluyum. İnşallah sonu da Berlin olur. Orada olmayı hak ettiğimizi çok net bir şekilde düşünüyorum. Son dönemde oynadığımız 4 İspanyol üst üste yenmek gerçekten form zirvesinde olduğumuz form grafiğimizin zirvesinde olduğu bir akşam. Ve hani çok keyifli rekorlar işte en çok sayı attığımız maçları bu sezon yani bir maçta işte 109 oluyor öbür maç 111 oluyor sonra 116 oluyor rekor üstüne rekor derken şahane bir atmosfer var. Bugün Nigel yarın öbür gün başka bir oyuncu maçın yıldızı olabiliyor ve herkes de onun arkasında durabiliyor sahipleniyor. Dünyanın en güzel takımı diyoruz. Daha bizim. Ne diyelim be koç? Vallahi ne diyelim şimdi seni yakalamışız. Estağfurullah. Ben bilmem İlker bilir diye buradan gidiyorum şimdi. Var mı sorun? Var tabii ki olmaz olur mu? Şöyle bir şey söylüyorum. Diyorum ki sence veya da sen Nigel'ın yerinde olsan evet. ilk antrenmanı nasıl yaşarsın? Takımla ilişkini onu nasıl hepsine teşekkür edersin? Ve neler hissedersin? Şöyle bir bize bir çiz bakalım ufak. Nigel bir kere karakter ve iletişim itibariyle çok nevi şahsına münasır bir beyefendi evet. her haliyle. Özel bir oyuncu. Özel bir oyuncu, özel bir karakter. Evet. Yani sadece saha içinde değil, saha dışında da ben Maccabi deplasmanında Litvanya'ya gitmiştim takımla beraber. Ve bir gözlemleme şansım oldu. Herkese çok derinden, çok saygı duyan ve saygısını uzaktan çok belli eden bir beyefendi Nigel. Karşılıklı saygıyı da öyle alıyor. Ben hiçbir şey yokmuşçasına ama bu coşkuyu hiç bırakmamışçasına bir iletişim kurabileceğini düşünüyorum. Çünkü o yeti, o beşeri
Kuvvet Nigel'da var. Çok güzel değerlendirmedi mi bu soruyu? Güzel mi? Allah'ım seni şey. İmzalar mısın önümüzdeki 3 senenin bir koçlu kontratını? Vallahi yani ama şimdi diyor ya zaten taraftar olarak inanılmaz bilinçlendik. Bir yorumcu kıvamına geldik diyor. Fenerbahçe televizyonunda maç sonu yaptığı yorumlarla da artık çok özel bir nokta. Ben de bordrolu bir şey istiyorum, yani sigorta istiyorum. Evet, SGK yatırımı unutmayalım bu ay. Kesinlikle. Ya yeter ki şu galibiyetlerden sonra bu keyifli yayınları yapabilelim. Evet. İnşallah bu ekip, çok kalpten söylüyorum, Berlin'de de şöyle bir masanın etrafında Final Four öncesi, sonrası değerlendirmelerimizi, yorumlarımızı keyifle yaparız. Berlin zaten hani İstanbul'da düzenlenmesinden çok büyük bir fark olmayacaktır. Ama oraya gitmek gerçekten yani çok keyifli ama bir o kadar da zorlu bir parkur var önümüzde. Ama bu takım bu karakterle, bu oyunla bunu başaracaktır. Önce bir çeyrek final. Adım adım. Ama çeyrek finalde de hani deplasman seçersek Barcelona'yı tercih ederim. Yani Monaco çok... Barcelona daha eğlenceli bir yer olur. Koç sen ne dersin? Valla Barcelona'nın oyun kurulmada büyük bir sıkıntısı var. Ama baktığın anda şöyle bir basketbol tartısına koyarsan da yani onlar da Brown muazzam savunmayı güçlendiriyor. Her tarafa geliyor. Her maç 3-4 hücum faal yaptırıyor. 5-6 tane de hücum faal yaptıracakmış gibi geldiği için pozisyonu bozuyor. Böyle bence bir artısı var o takıma. Onun için ben abi Barcelona'ya yazın gidelim diyorum. Ve Monaco çok ufak, yani sadece otelde kalacağın, sahil dolaşacağın bir şehir olsa da eğer ev avantajıyla oynamıyorsa, ev avantajıyla oynuyorsa gelen ağam, giden paşam hepsi hoş geldiler diye düşünüyorum. Nigel için de şöyle bir şey diyorum, antrenmana gittiğinde inan hiçbir şey olmamış gibi davranacak. Yani bugün bu işi tamam, burada rekoru ben kırdım, şu anda bakıyorum. Bütün şeylerde, açılışlarda Nigel var. Euroleague'in açılışlarında, tüm şeylerde, sitelerde. Çok da güzel. Ama bunu çok mütevazi olduğu için zaten hak etti. Bugünden en sona çok güzel. Herkes bağırıyor. MVP. Bütün son iniyor ama benim aklımda kalacak olan sahne son top. Takım kenardan oyuna sokuyor. 3 albalı topun Nigel'ı aldırmaya çalışıyor. Evet. Baksan fark 40. Topu aldı, acaba ne oluyor burada dersin? Yani hakikaten o sahneyi hiç unutamayacağım. Ama gıcık oldular. Çok da haklılar yani. Niye? Biz maçı bıraktık. Ya, ya biraz artık zaten maçı kazandık. Şimdi de biraz keyif yapıyoruz. Duygusu geçmiştir karşı tarafa. Öyleydi ama. Ama bunda çok hissettirdik. Ya ben de Berlin'de olsam gıcık olurdum yani. Ya, rekorun parçası oldular ya. Allah razı olsun. Allah benim de şeyde Papayannis'in bloğunun üzerine... Wilbeck'in havada alıp asisti, yani 2 saniye içerisinde rebound, asist, sayı var. Müthişti. Evet, yani özür diliyorum. Blok, asist şeyi. Her şey var. Her oyuncunun dokunuşu var, katkısı var. Oynayan, oynamayan herkes bu duyguyu paylaşıyor. Ben bundan çok keyifliyim. Taraftar buradan çok mutlu ayrıldı. Haftaya Anadolu Efes ve bugün Alba Berlin maçı belki 40 sayı ile bitti. Hani maçta bir çekişme heyecanı olmadı ama taraftar bugün solda atla bütün salonu doldurdu. Boş koltuk yoktu. Hani taraftar da maç seçmiyor. Ben bundan dolayı da çok mutluyum. Evet. Barcelona maçıyla Alba maçına aynı değeri veriyoruz ve aynı şekilde dolduruyoruz. Bu çok değerli. Bu takımın olan takıma olan saygımızı da gösteriyor. Ama lig maçlarında da aynı şekilde takımın yanında olmaya devam etmeye yetişemedik çalışalım. Ama mesela dün kızlarımız normal sezonu birinci bitirmeyi garantilediler voleybolda. Bravo. Maçtan önce Galatasaray'la yaptığımız şeyi de kadınlar basketbolu, ona yetişemedim ama oradan da galibiyetle ayrıldık. Bir diğer taraftan da hani hazır konusu açılmışken Fenerbahçe'nin bir spor kulübünün olduğunun altını çizerek buradan bizi izleyen tüm kongre üyelerinde muhakkak 2 Nisan'da evet. Olağanüstü genel kurula, kongreye davet ediyoruz. Kritik bir dönemeçte sen yoksan bir kişi eksik sayılırız. Hepimizin orada olması bir Fenerbahçelilik görevidir diye kabul etmekte fayda var. Evet, çok doğru bir mesaj. 2 Nisan'da hep beraber tarih yazacağız. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kongre üyelerinin orada olup Fenerbahçe'nin geleceğine yön vermesi ve o noktada kulüp için en doğru kararın alınması adına yönetimimize yetkinin verilmesi adına herkese bir kez daha 2 Nisan'da sevgili İlker Ayrı'nın aracılığıyla stadımızda yapılacak genel kurulu, olağanüstü genel kurulu toplantısına bekliyoruz. Ve bu muhteşem gecede gerçekten değerli yorumlarıyla
buraya katıldığı için, yayınımıza katıldığı için sevgili İlker Ayla çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Ya bir renk kattın. Kendi televizyonun ya. Eyvallah. Burası bizim ailemizin kanalı. Fenerbahçe ailesinin kanalı. Yok, bu çok ailenin... mutluyum da hani böyle bir şey inşallah bölmüyorum diye şey yapmıyorum. Hayır, gerçekten. 42 dakika oldu. 8 dakika daha kaldı. Bundan sonraki maçta yine Efes maçında, Anadolu Efes maçında burada keyifli bir sohbetle aramıza bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe kongrede görüşmek üzere. 2 Nisan'da görüşürüz. Eyvallah. Koç. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Telefonumu alıyorum. Evet. Değerli izleyenler, gerçekten İlker Ayrık'ın çok iyi bir Fenerbahçe olduğunu, çok iyi bir basketbol sever olduğunu aynı zamanda zaten biliyoruz. Bu akşam da bu keyifli maçın ardından, bu farklı biten galibiyetle biten maçın ardından yayınımıza konuk oldu ve görüşlerini bizimle paylaştı. Barcelona ve Monaco arasında bir tercih yaptı. Barcelona'yı şehir olarak sanıyorum öne çıkardı ama... az önce söylediğin gibi yani home court ev sahibi avantajını ele aldığımız anda zaten Fenerbahçe Beko'nun çok rakip fark etmeksizin favori olduğu bir eşleşme yaşayacağını söyleyebiliriz. Ama ne olursa olsun kaçıncı bitirirsek bitirelim, kimle eşleşirsek eşleşelim, bu akşamki oyun, enerji, ruh, karakter bize Final Four'u yani düşündürüyor ve heyecanlandırıyor. Ne dersin? Tabii ki. Artık o yol zaten. Yolumuz o. İki tane maç. İkisini de kazandığın anda ilk dörtte olma şansın çok fazla. Yani Olympiakos maçı belki kolay değil orada ama basketbol tartışına getirirsen bugün de bir tek yani bir 50 sayı olarak getirmeyecek. Bazen olaylar olağandan daha fazla birleştirir. Ufak bir olay o galibiyeti 2 ile 3 ile çarpar. Evet. Bugün bence öyle bir gündü. Hepsi daha bir morallendi. Bütün taraflar yani şimdi düşünebiliyor musun? Sonunda herkes çılgınlarca kutluyor. Neyi kutluyor? 30-35 sayı önde olduğu maçı kutluyor. Neden? Çünkü sonda bir Euroleague rekoru var. Yani bunların hepsi değerli. Belki de gelecek olan iyi neticelerin habercisi diye de düşünüyorum. Evet yani bugün Nigel'ın belki maçı oldu. Nigel'ın gecesi oldu. 50 sayıyla tarihi bir rekora, belki de kolay kolay kırılamayacak bir rekora imza attı. Ama tabii takım halinde iyi oynadık. Bakalım koç basın toplantısında neler söyleyecek. Şimdi kameralarımız basın toplantı odasında. Players and congratulations to our fans. Thank you for our fans showing such an incredible support and selling out the games lately. Extra congratulations for Nigel, of course. What a great pleasure of being part of the historical performance in European basketball. Very difficult to do what he did. Obviously at the end we were going after the record and we were working for him, but still extremely, extremely difficult to achieve what he did, and it could not have happened for the bigger professional. A guy who really comes out and works every day like crazy. And today, obviously, it's a big night for him and for Fener and for European basketball in general. Tebrik ediyorum ilk önce oyuncularımızı, sonra da taraftarları. İnanılmaz desteklerinden dolayı çok teşekkürler. Son maçların hepsinde biletlerin tükenmesi çok güzel. Bizim için çok mutlu bir ortam. Nigel'a da ekstra bir tebrik veriyoruz. Çünkü onun sayesinde Avrupa basketbolunda tarihe şahit olduk. Yaptığı şey hiç kolay bir şey değil. Gerçekten çok zordu. Maç sonunda biz elimizden gelince destek olmaya çalıştık rekoru kırması için ama gerçekten çok zor bir şey başardı. Her gün deli gibi çalışan bir sporcu. Hem Avrupa basketbolunda hem de Fenerbahçe adına çok özel bir geceydi. Soru var mıydı? No questions. Anything else you want to say? Yes. Go ahead. So, after 50-point game, EuroLeague thing, I have no questions. This is sad. Okay? Very sad for the Turkish basketball journalism. Okay? No. I'm pissed off, really, to be honest with you. Last week, we beat Barcelona. It was one of the most incredible games as far as how the game is as a story. Okay, Fenerbahce playing incredible basketball, Barcelona coming back, making
great comeback, positioning themselves, Fenerbahce again winning. There were three questions last press conference. Two was the gossip questions, asking me to comment the tweets. But social media at this situation is the most ridiculous thing, the most saddest thing. And now Nigel Hayes-Davis breaks the record and I have no questions in the press conference. I'm very sorry. I know some of you will not like me as far as the Turkish journalism of basketball goes, but I'm very sorry. I believe this is a very sad evening for Turkish basketball journalism. You can translate. Okay. 50 sayı atılan bir maçtan sonra hiç soru olmaması gerçekten çok üzücü Türk basketbolu ve spor yazarlığı adına. Geçen hafta da benzeri bir şey oldu. Barcelona'yı yendik. Çok iniş çıkışlı ve inanılmaz hikayesi olan bir maçtı geri dönüşlerle. Orada da 3 soru vardı. 2 tanesi de Twitter'da yayınlanan sorularla ilgiliydi. Daha çok bilgi değildi. Onlarla ilgili yorumum istendi. Bugün Nigel Recorker'dı ve yine soru yok. Çok üzgünüm. Çok üzücü bir gece bence Türk basketbolu ve basın adına. Evet sevgili seyirciler, Koç Sarunas Yasikevicius'un basın toplantısını canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Tabii ki bu muhteşem galibiyetten bahsetti, değerlendirmelerde bulundu ama son olarak bugünün yıldızı, güne damga vuran Nigel Hayes-Davis ile ilgili soruya da yine yanıt verdi. Gerçekten belli bir noktada Fenerbahçe tarihindeki en fazla skor üreten oyuncu rekorunu kırmıştı, kenara gelmişti ama taraftarın yoğun baskısı, koçun da onun tekrar oyuna dahil etmesiyle Nigel Turkish Airlines EuroLeague tarihine geçti. 49 sayılı en skor oyuncu rekoru Shane Larkin'deydi. Bugün 50 sayılı Nigel Hayes-Davis'te çok kolay kırılabilecek bir rekor değil ama bu özel günle ilgili, bu özel geceyle ilgili bakalım Nigel neler söyleyecek, sözü sevgili Serhan Hayat'a bırakıyoruz. Evet, günün kahramanı ve adını EuroLeague tarihine altın harflerle yazdıran Nigel Hayes-Davis'le birlikteyiz. Attığı 50 sayıyla EuroLeague tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu unvanının sahibi olmayı başardı. Defne, öncelikle tebrik ediyoruz. Aslında ilk çeyrekten bu performansa yaklaşacağını göstermişti. Çünkü 18 sayı attı ilk çeyrekte ve sonrasında da atmaya devam etti. Ardından da 50 sayılık inanılmaz bir performans, neler söyler? Congratulations for breaking an amazing record. It was a little obvious the way the game started with 18 points in the first quarter. What are your feelings and thoughts, Nigel? Very proud of myself. The work I always put in. The confidence that people have around me that love and support me. And then speaking of the game, it was, like you said, started off very well. Even before the game, I told my guys that I'm going to shoot DeJounte Murray shot 44 shots last night, and I told them I'm going to try to do the same tonight. Shot a lot of shots, made a lot, fortunately. My teammates did a great job of finding me. Coach allowed me to, you know, stay in, and special thanks to the fans for letting Charis know that I needed 6 more points to put me back in and get the record. And it's a team record because they had to find me, set screens for me, pass me the ball, and I'm very, very proud of myself and happy to do this. Çok gurur duyuyorum kendine çünkü çok çalışıyorum ve bana güvenenler var. Bu yüzden dolayı da çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma da söylemiştim. Dün akşam bir maçta 44 sayı atılmıştı. Ben en az o kadar sayı atacağımı söylemiştim. Koç bana inandı. Bunun için çok mutluyum. Taraftar inanılmaz destek verdi. Hatta sonunda sayıları arttırayım diye koça baskı yaptı. Koç da beni tekrar içeri aldı. Bundan dolayı da çok mutluyum ve kendime gurur duyuyorum gerçekten. Peki maç topunu aldığını görüyoruz. Onu herhalde uzun yıllar boyunca saklayacak. We see you have the game ball. I guess you're going to keep it for many years as a very important memory. Absolutely. Scoring, breaking scoring records is very hard to do. And to score 50 in probably the hardest league in the world in terms of being able to score points is a tremendous, tremendous honor. First player to score 50 points. All I can say is I hope no one breaks it anytime soon. Çok zor bir şey bu rekoru kırmak ve en zor liglerden birinde 50 sayı atmak. Umarım en kısa sürede kimse bu rekoru kırmaz.
Çok teşekkür ediyoruz. Teri üzerinde soğumasın. Daha önümüzde oynayacağımız maçlar var. Bizimle birlikte olduğu için teşekkür ediyoruz. Evet, Nigel Hayes Davis günün kahramanı ve adını EuroLeague tarihine altın harflerle yazdıran yıldız oyuncumuz bizlerle birlikteydi. Röportajlarımız devam edecek. Evet, Nigel'ın görüşlerini aldık koç. Müthiş bir gece. Onun herhalde hayatı boyunca unutamayacağı bir akşam. Bu rekor tabii ki rekorlar kırılmak içindir. Yani sonuçta belki yarın öbür gün bir oyuncu çıkar kırar rekoru ama Nigel rekorlar kırılmış olursa ne olursa olsun Fenerbahçe taraftarı için her zaman özel bir oyuncu olarak kalacak. Ve bu kadar istikrarlı bir sezonda bu rekor ona çok yakıştı. Ne dersin? Tabii ki. Hak ettiği için zaten. Buna kavuştu. Bence basketbol sahasında hayatta da her tarafta bir ilahi adalet var. Yani o kadar çok bireysel antrenman yapması, kendini sürekli hazır tutması, antrenmandan sonra kalması. Demin İlker buradayken konuştuk. Belki yeni bakabilenler için ekranlarına, yani deplasmanlara gittiğinde özellikle EuroLeague deplasmanlarına o seyahatte iki defa herkesin dışında şut antrenmanı yapması. Bunlar işini nasıl severek yaptığının göstergesi ama gençler için de yeni yetişen nesiller için de tamam atmak bir meleke. Allah buraya bu bireye bunu veriyor. Ama onu geliştirmek senin kalbinde, senin ruhunda artı senin konuya yaklaşımında. Nigel bunları yaparken de zaten baktığında 22 top kaybı var. Alba Berlin'in, Fenerbahçe Beko'nun top kaybı zannediyorum 9. Evet, 9, 27 asist. 27 asist var. Onların asist sayısı 11. 11. Artı top çalmalara bakalım. Top çalmalarda Fenerbahçe 13, rakip 4. Yani şimdi baktığında yani bir tek orada 50 sayı yok. O 50 sayı getiren bütün parametrelerde ki bu anlattıkların asist de beceri, o da bir yetenek. Etrafı görebilmek, artı top çalmak, top kaybetmek, biri kontrol, biri agresif olabilmek. Hani bu maçın başında belliydi. Yani sen içeride kadın takımının Galatasaray galibiyetini anlatırken biz burada Seren'le konuşuyorduk. Yani bu maç yani oyun içinde 25-30'lara gidecek rahatlıkla bir maç. Ama gevşemek gerekiyor. Gevşedin. Gevşediğin anda bir anda 9'lara düştü fark. Tekrar vitesi attın ve olması gereken yere gitti. Ama Alba Berlin'de öyle bir takım ki her zaman her yerde birinin canını yakabilir. Sezon boyunca bir veya iki kere. İşte geçen hafta Efes'in canını yakmak üzereydi. Anadolu Efes'in canını. Onun için yine de dikkat edecektin. Ama bu dikkat maksimum seviyede kullanırken, tamamen oyuna konsantreyken, bir de mesela taraftar inanılmaz bir destek verirken ki bugün Alba Berlin maçı dediğin anda bu kadar dolu olacağını tahmin etmeyebilirsin yani. Şimdi sen yayın bitti şey deme hakkına sahip olmadın. Ya Anadolu Efes maçında bu tribünleri ama tıktım tıktım derler ki abi zaten tıktım tıktımdı ya. Alba maçına da böyle geldik. Bu da işin güzel bir boyutuydu. O desteği de arkalarına alınca, bu kadar da inanınca çok güzel bir galibiyet çıktı. Son önünde yani gelen iki maç içinde bu çok güzel bir bence haberci diye düşünüyorum. Evet, yani bugünkü istatistiklere bakınca koç yani tabii çok fazla detaylara girmedik ama 27 asistin ne kadar önemli olduğunu, bir yandan 50 sayı atan bir oyuncum var ama asist konusunda da top paylaşımı konusunda da Fenerbahçe'nin gerçekten çok topu iyi paylaştığını görüyoruz. Diğer taraftan rakibin bugün sadece ve sadece çizgiye 3 kez gelmesi, 3 tane serbest atış kullanmışlar. Çok sık rastladığımız bir durum değil. Yani bu bir rekor mudur bilmiyorum ama araştırmak lazım. O da başka bir rekor olabilir. 3 yani kez serbest atış kullanıyorsunuz. Bir maçta Fenerbahçe faul yapmadan neredeyse rakibi 68 sayıda tutmuş. Ya çünkü bir tek dış şutlarla oynadılar. 68'de tuttu, o sonda da bir rehavet oldu. Hani biraz erken kullansınlar ki biz de Nigel'ın skoruna yardımcı olalım diye. Ya 68'de öyle buldular aslında. Tabii sen şurada arkadan gelen topları da kendini kolluyorsun ama burası da böyle bir ortam yani. Gayet güzel. O gençler oynasın, top buraya gelsin yani. Tabii canım, onların zaten maçtan sonra keyif yapma ve burada özgürce basketbol oynama şansı oluyor. Bu da bence hani bu kültürün, bir ailenin bir ritüeli oldu diyeyim. Hepsi kendinin Nigel'dır şu anda. Evet, herkes bir Nigel'ın 50 sayısının etkisinde kalmış gibi. Diğer taraftan yani tüm oyuncuların süre alma fırsatı bulduğu tabii ki. Koçun hepsine farklı açılınca
süre verebildiği bir akşam oldu. Şimdi böyle bir gecede Fenerbahçe Beko'nun farklı kazandığı bir gecede tabii ki bunun keyfini, galibiyeti, mutluluğunu yaşayalım. Rekorun keyfini Nigel sürsün bu gece. Dünya ne mutlu insanı olarak uyusun. Ama sonrasında tabii bizi bekleyen önce bir Beşiktaş derbisi. Ardından da yine bu salonda bir Anadolu Efes Euroleague maçı var ki ikisi de şu anda bence Türkiye Ligi'nin en güçlü kadroları. Yani biri Anadolu Efes, biri Beşiktaş. Zaten sıralama da böyle. Bu iki maç biri lig sıralaması ve derbi olması sebebiyle, diğeri de Euroleague'de ilk dört içinde kalmak adına, ilk dört içinde yerimize, ya daha doğrusu kendimize bir yer bulmak adına çok değerli. Önümüzdeki bu iki kritik maçla ilgili neler söylemek istersin? İkisi de bu salonda. Valla Beşiktaş çok pozitif top oynuyor. Çabuk geliyorlar. Korkmadan şutu kullanıyorlar. İnan bugünkü Alba Berlin'den çok çok daha zorlu bir rakip. Yani maç salı günü zannediyorsam, değil mi? Evet, Beşiktaş salı günü. Salı günü. Şimdi salı günü yani çok da bir zaman yok yani o maça. Biraz dinlenip ondan sonra hazırlanacaksın. O maça hazırlanırken de düşüncen tabii ki kafanı her ne kadar maç maç diye ayarlasan da Anadolu Efes maçı da mutlaka bir, yani zihninin bir tarafında olacak. Belki sahada ondan izole olacaksın. Beşiktaş maçında savunmanın dozunu artırıp Anadolu Efes maçına da hazırlanıyor olmak aynen lazım. Evet. Benzer takımlar mı ikisi? Evet, çok benzerlikleri var. İkisi çabuk geliyor. İkisi dış şuta dayalı. İçeriden her ikisini de domine edebilirsin. Yani Tibor Plyce'ı baktığın anda çok uzun süre oyunda tutuyor ama Tibor Plyce pick and roll'lerde veyahut da bir tek kendi adamını bırakırsa bloğa geliyor ama birebir adam tutmakta sıkıntı çekiyor. Artı şeyin bu kadar dönmesi Dechampierre'in çok pozitif bir şey. Çünkü Dechampierre bir parça Anadolu Efes'e kendi sayısını yakaladığında çembere gidebilir. Yani mutlaka maçın hazırlığı uzun süre yapılacaktır. İkisine birden hazırlanacaktır. Beşiktaş maçı bittikten sonra Anadolu Efes maçı hazırlığı daha bir yol alacaktır. Orada oyuncu olarak baktığım anda Fenerbahçe takımında şu anda her oyuncu oyuna katkıda bulunabilir. Belki sade basketbol severin aklına ilk Larkin gelecektir ama bence o maçta kilit olarak hem onu durdurmak hem onun savunmada yıpratmak üzerine baktığın anda Clyburn'u çok özel olarak görüyorum. Fenerbahçe'nin üzerine çalışma ve savunma hazırlığında en ön plana o çıkacaktır. Tabii taraftar da bunu biliyor. Onlar da bir sahada 6. oyuncu olduğu için yani mutlaka yani burada oyuncunun performansını düşünmek, onu biraz oyun dışına çıkarmak, bir basketbol kuralları içinde basketbol kültürü olan tarafların çok kolay yapacağı iş. Her açıdan iki maçta çok güzel olacak ama sırayla öncelikle yerini garantilemek, ondan sonra da Anadolu Efes maçıyla beraber de ilk dört heyecanını son haftaya taşımak gayet güzel olacak. Bugünden sonra demin sen başlarken böyle başladın. Allah hepsini antrenman da aynı şey, maçta da aynı şey, aynı dozda sakatlıktan korusun. En güzel şekilde maça hazırlansınlar. Bu kadar güzel, neşeli ve şen bir akşamdan sonra. Evet, bu güzel, bu keyifli akşamı biz de yavaş yavaş noktalıyoruz sevgili seyirciler. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Fenerbahçe Beko'yu bu akşam aldığı galibiyetten dolayı ve Nigel'ı da kırdığı ve gerçekten kırılması çok kolay olmayan bu rekoru 50 sayıyla kırdığı için ayrıca kutlayalım. Takım halinde çok keyifli bir akşamı geride bırakıyoruz. Dediği gibi, koçun az önce belirttiği gibi, öncelikle Beşiktaş maçı, salı, perşembe de yine burada. Perşembe mi, cuma? Cuma bir Euroleague heyecanı yaşayacağız Anadolu Efes'le. Bu iki mücadelede de takımımıza başarılar dileyelim ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki bu keyifli yayını burada noktalayalım. Bizi izlediği için tüm taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mobil denize indir, farklı banka hesap.